İyi akşamlar. Ön Libero'ya hoş geldiniz. Ben Hasan Doğan. Yine her hafta olduğu gibi Mahmut Altınbakır ve Hacı Bektaş Adıgüzel ile birlikteyiz. Mersin gündemini, Mersin futbolunu, Mersin sporunu konuşacağız. Gündemimiz yoğun. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Adıgüzel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla stadyumdan buraya doğru geldiniz. Evet. İçel kan kaybetmeye devam ediyor. Ne Bu yazık ki. hafta da 0-0 berabere kaldı. Çatalca Spor'la. Çatalca Spor playoff iddiası olan bir takım. Ama siklet olarak İçel İdman Yurdu'yla aynı segmentte değil gibiydi. Maçta tutuk geçti. Evet, aslında maçtaki tutukluluk sürecini araçlarımıza giderken Mustafa Ongun seslendi, bizi gördü. Biraz muhabbet ettikten sonra Ongun ne dedi biliyor musun Hasan? Dinliyorum hocam sizi. Çatalca Spor kulüp başkanı dedi, arkadaşım. O ana kadar eşit geçtiğini düşünüyorduk. Düşünüyordum. Eşit geçmekten kastınız. Maçtaki oynanan futbol, tabela vesaire eşit geçtiğini düşünüyorduk ama iş öyle değilmiş Hasancığım. İş şöyleymiş. Takım 7 Covid vakasıyla karşı karşıya. Bu 7 Covid vakasının 5'i Banko ilk 11'in oyuncusu. Dikkat. İlk 11'in 5 oyuncusu Covid ile olması hasebiyle İstanbul'dan Mersin'e gelmediler. Haliyle oynamadılar. Şimdi kulüp başkanı şunu söyledi bize. Maç çıkışında sevgili Mahmut Hocam ve biz rakip takım otobüsüne gittik. Takımın biraz Çatalca'nın durumunu sorduk. Arkadaşlar dedi, biz 7 eksikle geldik. Bunların 5'i, az önce de söylediğim gibi 5'i as oyuncumuzdu dedi. Biz sizi yenerdik dedi. Biz sizden buradan 3 puan almaya geldik dedi. Yani şu oynadığınız futbolla bizden buradan sizi kendi evinizde mağlup etmeye geldik biz dedi. Ama dedi işte dedi bir Covid testi akabinde oyuncularımızın o malum karantina süreci. illetten pozitif çıkması sonucunda böyle bir sonuçla karşılaştı mı söyledi. Biz şimdi Çatalca maçına gitmeden önce geçtiğimiz hafta sonu Cizre'den Cizre'deydik. Cizre'de sen orada mı? 2-0 galiptin. Doğru mu? Son 2-1. dakika. 2-1. Son dakika 1. 96-7 2-2. 2-2. Sonra tabii İbrahim Hoca ile de irtibat halindeyiz. Bu arada bugün İbrahim Hoca galip geldi diye Son biliyorum. dakika, o da 2-2 kaldı. Öyle mi? Son dakika. Bilmiyordum. O zaman bak 90 85 90'a kadar 89 ne 2-1 kadar 2-1 galipti. galipti. Uzatmalarda. Şimdi sevgili Hasan, bu perspektiften baktığında senin az önceki söylemiş olduğun kelama katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Aynı segmentte, aynı futbol mantalitesinde, aynı oyuncu kalitesinde vesaire vesaire bir şey. Sen bunu genel anlamda söyledin, doğru mu? Evet. Çatalca takımının önünde bugün izlediğin 90 dakikada ne vardı hocam? Yani bizim İçel İtma Yurdu'nda sakatlıklar, kırmızı kart cezalıları, Covid testi vesaire bir sıkıntı yoktu diye biliyorum. Şöyle girelim mi Ufuk, oraya? dersim yoktu. Oraya şöyle girelim mi? Sene başında burada program yaptığımızda şunu söyledik. Biz bu ligin yabancısıyız. Doğru mu? Doğru. Evet. Yabancısıyız ve emanetçiyiz. Yani burada kalmayacağız, durmayacağız. Ve şampiyonluk panosuna çıktık. Dedik ki bizim mesela Bal Ligi'ndeyken bu kulübü, bu takımı veya bu ilçeyi tenzih ederim. Biz Süper Lig'de Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle oynamış bir kulübüz. Doğru. 1925'te kurulmuş bir çınarız. Şimdi Mersin İdman Yurdu Tüysüz Spor'la maç yapıyor. Adam soruyor, Tüysüz kim abi? Şimdi biz ne dedik? Bu ligdeki takımları tanımıyoruz. Yavaş yavaş ne oldu? Takımları tanıdık. Takımları tanıdıkça ne oldu? Yorum yapmaya başladık, değerlendirmeye başladık. Ne dedik burada? Üçümüz de ne dedik burada?
İçer İtman Yurdu Cizre maçında olur dedik. Ne dedik? Bir tanemiz galip gelir demedik. Diyemedik. Ama gönlümüz istiyordu galip gelsin. Tabii ayrı şey. O ayrı bir şey. Diyemedik. Bugün Çatalca için çünkü aynısını söylemedik mi hocam? Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Çatalca için geçen tarafta ne dedik? Hocam şöyle bir yorum var. Buna katılır mısınız? İçer İtman Yurdu rakiplerine oranla daha az para harcadı ama hedefi çok yüksek tuttu. Yani şampiyonluk gibi. Hayır. Harcadığı parayla. Bak şimdi Mersin'de Mersin'de değil. Şimdi ballı gibi başlayacak değil mi? Bölgesel amatör lig hocam. Bölgesel amatör lig başlayacak. Uzatmayalım. Kısadan gidelim diye. Anladım. Bal diyelim. Kardeşim? Bal diyelim hocam. Ya şimdi mesela televizyonda maç izliyoruz. GT bilmem ne yazıyor. Kısaltılmış GT. Biz bal diyelim hocam yine. Tamam bal dedik. Güzel bal, Türkçemizi güzel kullanalım. Bal işte. Ya bal iyi değil mi abicim sen? Sen bal yemedin mi hiç? Pekmez yemedin mi? Mal demedik, bal dedik. Bal ligi dersen ayrı bir lige gidiyor hocam. Ayrı bir lig derken? Hasan'ım. Bölgesel amatör lig. Bir dakika ligi. Abi. Mutlu oldun mu? Bölgesel amatör lig. Oldun mu? Mutlu oldun mu? Evet hocam. Bak tamam, benim ne konuşacağımı unutturdun bana ya. Niye ya? Ya sen bana bir şey hatırlatman gerekiyor mu? Beni unutturmaya çalışıyorsun. Tamam, bölgesel amatör lig başlıyor. Mersin. Hocam. Bu ligde, sürprizlere şahit olsun. Bak bu ligden sürprizler çıkacak. Sürpriz olaylar olacak, sürpriz gelişmeler olacak, sürpriz kararlar olacak. Bazı kulüp başkanları bazı şeylerin hazırlığını yapıyor. Anlatabildim mi, anladın mı? Detayını veremeyiz. Şimdi detayını veremeyiz derken... Sen de şahit mi orada? Biraz sonra yayına bağlayacağımız bir kulüp başkanımız var. Onunla ilgili mi hocam? Bilmem, bu arkadaş daha iyi bilir. Ama ben Hasan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Ön sözü çok kuvvetli ya. Arkadaş. Yayına, orada mıydı? Orada değildi ama. Nasıl hissettin bu işi? Biraz sonra dedi yayına bağlayacağınız kulüp başkanıyla alakalı mı dedi hissiyatımız. Yani. Güzel çalışmaları var. Güzel fikirleri var. İçel İdman Yurdu maçından önce yine Cezeri'ye dağıttınız mı? Ya her şeyimiz ortada bizim ya. Bu ket nasıl bir ket ben anlamadım abi ya. Bak hocam. Hemen istihbarat geldi Ezel Bey'den sağ olsun. Ezel Bey demiş ki suçluyu bulduk. Memoştex yazmış. Bektaş hocam siz ne zaman Cezeri ikram ederseniz bu takım ya yeniliyor ya berabere kalıyor demiş. Hocam bir sıkıntı var bu işte. Hocam samimiyetimle söylüyorum. Kim ne yazmışsa doğru yazmış. Şimdi gerçekten... Hocam baştan önce kamp almıyorlar mı takımı? Hocam bölgesel amatördeyken ama bak anlatacağım. Bölgesel amatördeyken ya biz Mersinliler olarak kadirşinas insanlarız. Hocam bölgeseli falan boş ver. Hasan. İçerik man yurdu. Maçtan önce Cezeri ikram edilince kampa girmiyor mu? Evlerine mi gidiyor futbolcular? Ya bakar mısın ya? Sorduğu soruya bak ya. Hocam benim yine kulaklarım kızarmaya başladı. Niye? Bence de. Ne oldu hocam? Geliyor. Hocam bak. Gel mi abi? Şimdi bak Reci bize kızıyor. Kızmadım abi. Bir şey daha soracağım hocam. Siz bu Cezeri'ye ikram ederken rakiplerden bir teşvik primi falan alıyor musunuz? Abi sen nereye gidiyorsun ya? Hocam şimdi biz... Hayır, İçeri Manyurdu'nun futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bugün de onun için dedim. İşte sıkıntı Çatalcalılar yedi Cezeri'yi kardeş. Yani İçer İtman Yurdu yemedi yani. Onlara mı kuvvet verdi? İşte İçer İtman Yurdu yediği zaman test yapıyor kardeş bizde. Şimdi samimiyetimle söylüyorum. Yani bunu espri niyetiyle söylemiyorum. Her memleketimizde... Mahmut hocam geçen hafta sizi bir... Ben bitiremedim. Bilim Damla yönlendirmişti hocam. Bitirmiyor. Sevgili Reci. Az önceki söylemiş olduğun kelamı, meramı arkadaş, bence bizim için söyleme. Bir dakika. Söyleme. Bu muhabbet böyle olmayacak. Bir dakika. Ben olaya koyamam. Lütfen. Müsaade eder misin? Güzel yayınlar Hasan'ım yazmış. Yarın gel de sana da nefis bir cezende yedireyim yazmış. Atom getirecektin abi. Ne oldu? Cevabını vermiş sevgili, aslında da. Sevgili kardeşim. Hocam bak. Hocam seni dinleyeceğim. Şimdi ben ya lütfen Hasan'cım ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi programdan önce bana bu uyarı geldi. Bu iki arkadaşın sesi çok yüksek çıkıyor diye. Ben şöyle bir çözüm buldum hocam. Nasıl yapacağız? Eski medrese hocalarının şöyle uzun denekleri olur biliyor musun? Şimdi ben ondan haftaya bir tane yaptıracağım. Mahmut hocanın sesi çok çıktı mı pat kafaya bir tane. Seninki ama sana yavaş vururum. Sende saç yok. Kanar. Sen beni bu... Şimdi telefon çalıyor. Canlı ya da açabilir yok, miyim? Yok. Açamazsın hocam. Hayır. Mikrofon var. Olur mu öyle şey? Mikrofonumuz var hocam. Şimdi sen bir de özele girersin. Hayır. Özele girmiyorum. Şey çalıyor. Hani özel kişi İçer Spor Kulüp Müdürü arıyor. Öyle şimdi Vedat hocam, Bey. Hasan'cım şu Cezeri işine bir noktaya koyayım ben. Mesaj yazabilirsin. Koyayım. Bir evet. Mesaj verebilir miyim? Sen hayır, maçtan önce Cezeri'yi kime dağıttın hocam? Çatalcalılar Mersin'e geldiği için
Çatalca takımını sevgili genel menajerimiz... Çok uyanırsın hocam. Hemen gittin orada bir ticaret kurdun değil mi? Yani sevgili genel menajerimiz... Turist işi yapmadın değil mi hocam? Yok turist... Ya Hasan ya. Ya niye benimle uğraşıyorsun ya? Şu Vedat Çoban kardeşimize mesaj verir misin? Beni de arıyor şu anda. Bizim tamam, bence canlı yayında olduğumuzu bilmiyor. İstiyorsa bağırabiliriz. Onu söyleyelim. Evet, belki söz hakkı. Yazsın eğer istiyorsa. Abi daha bir şey konuşmadık ki yani daha. Hayır, hocam, yok, hayır. Murat şey, Arayıcı şey... iyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar demiş. Söyleyebilir yani, anladın mı? Yaz, başkan bağlayabiliriz yani. Mehmet Nacir Erzurum'dan. Erzurum'a selam olsun. Kolay Mehmet gelsin, Nacir iyi kardeşim. Yayınlar hocalarım demiş. Emin Fatma Nur Korkmaz, iç elbiman yurdundan bir şey olmaz demiş. Olur olur inşallah olur. Erkan adı güzel, güzel yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Erkan abiye. Adem Yılmaz, güzel, iyi insanlar, pardon özür diliyorum, düzeltiyorum. İyi yayınlar, güzel insanlar demiş. Teşekkür ediyorum. Adem Tomak, hayırlı yayınlar. Hacı Bektaş adı güzel demiş. Eyvallah Adem abim. Evet. Ezel Bey'e atalım numarayı sayın adı güzel. Neyi? Vedat Çoban'ın. Sanırım ya, söylemek istediğim şey. Belki, yazdım. Belki farklı bir şey yapacak. Bence yayında olduğumuzu bilmiyor, bilmiyor hocam. Ben size söyleyeyim. Ha, yazıyor, bana yazıyor şimdi. Tamam abi. Biz devam edelim. İsterse. Evet. Yani ben demin şeyi kestim. İstemiyor hocam. Tamam istemiyorsa tamam. Yani yandan sonra görüşürüz hocam. He, aynen. Şimdi şey diyeceğim, müsaade edersen. Tabii hocam. Hocam, Servet Bakan iyi yayınlar, herkese selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Adem Yılmaz, kahve ikram edelim yarın buyursun demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Nazik davetiniz için. Buyurun hocam, dinliyoruz. Bir video göndermişim size, lütfen onu yayınlar mısınız? Tabii. Ezel Bey attınız mı? Attınız mı lütfen? Evet. Ezel Bey, o videoyu yayınlar mısınız? Maçtan ne önce... diye yayınlayacaksın hocam şimdi? Ya abi niye karışıyorsun abi sen her şeye? Maçtan önce suçluyu bulmuştuk. Mübarek ve... Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı geliyor. Şurada ayın 17'si, 13'ünde, 13'ünde Ramazan ayı geliyor. Ben benim mahallemin Ramazan davulcusunu buldum. Öyle mi? Şu anda eğitim çalışması yapıyor. Tamam mı? Çok güzel bir çalışma. Hocası da çok... Kimmiş o davulcu? Verelim bakalım. Ekran. Verelim bakalım. Yani davulcu derken yani davulcu aşağılama anlamı değil ya. Ya ben olacağım. Kutsal bir iştir. Kutsal bir iştir bu. Güzel sen kardeşimiz. Sen de bir zurna al hocam. Ben vurmalı çalgılardan, sen tamam. Üflemeli çaldığın için hocam sen zurna. Verecek misiniz onu? Abi yani... bu yani hocam senin yanaklarda biraz böyle şişkin ya. Tam zurnacı tipi var. Harika. Şöyle bir... duluk deriz. Evet, duluklar şişe şey değil mi? Harika bir eğitim veriliyor. O davulcu kardeşimize, minik kardeşimize, ismini aslına vereceğim görünce resim gelsin. Video gelecek hocam inşallah. Geliyor mu inşallah? Nereden Hasan Bey'e kahve ve cezeri ikram edelim. Canı çekmiş bence. Yarın öğleden önce hocam, bekliyoruz. Hocam bak ne demiş Emin Fatma Nur. Yani istersen... Cezeriye Çatalca'ya yaramış diyor. İstersen... Abi ben kime yedirsem bize 3 atıyor 2 atıyor ya da beraber kalıyoruz istersen, ya. Canımızı zor kurtarırız abi. Var bir ticaret bu işin içinde abi. Vallahi bilmiyorum abi. Afrodizyak etkisi yaratıyor. Var bir androloji bu işin içinde. İlaveten sizin mahallede çaldırabiliriz yani. Yok hocam bizim orada taşlarlar. Niye? Sevmezler o işleri. Allah Allah. Evet. Ramazan'da da uçanmak güzeldir ya. Yani uyuyanları uyandırıyor. Arkadaşlar. O değil herhalde. Ezel Bey'in video hoşuna gitmedi. Bir türlü ekrana vermiyor. Yok videoda anormal bir durum yok ya. Ezel Bey geç kalacak mı daha? Kaan Kuspeci iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz Kaan Bey'e. Evet Hasan. Hocam geçen hafta saatin azizliğine uğradık ya. Bu hafta katılımlar erken başladı. Arkadaşlar evet videonun bir 5 dakikası var hocam. Hazır olunca o resimleri de çekebilirler, verebilirler, nasıl? Yayınlayabiliriz. Yok videoyu hazırlıyormuş. Hadi ekrandan diyorum. Şimdi izleyenler. Vedat evet, abinin arkadaşlar evet abi Vedat Çoban'ın hassasiyeti için kendisine teşekkür ediyorum. Özür diliyor bizim sizin yayınınızda olduğunuzu bilmiyorduk diyor. Mahmut hocam özellikle seni aramasındaki sebep şuymuş. Biz bugün statta sıkıntılar yaşıyoruz Hasan'cığım. Yani burada kolluk kuvvetlerimizle karşı karşıya gelmek ya da yetkili amirlerle, mülki kişilerle sıkıntıya gelmek için bunu söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Fakat PTT'de, Süper Lig'de ve diğer 3. Lig takımlarının maçlarını takip ediyoruz hocam. İlgili yayıncı kuruluşlarda. Stadın içerisinde 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi var. Bir şekilde giriliyor. Yahu biz bu memlekette yazan, çizen, konuşan adamlarız. İlle araya birilerini mi kataraktan akreditasyon tamam prosedürünü şimdi sen hemen prosedür adamı olduğun için şunu söyleyeceksin. Ya Bektaş işte bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Eyvallah yapalım kardeşim. Biz bir gün öncesinden isimlerle alakalı... Sen stat'taki görevlere de Cezeri'ye götür hocam. Ya Cezeri'yle iş değil Hasan'cığım. Yani biraz esnek olunabilir değil mi ben hocam? Ben şimdi
Yani biz bu konuya, işimizi gücümüzü bırakıp ben, geliyoruz Hasan'cığım. Bu konuya, i̇şimizi gücümüzü bu bırakıp geliyoruz. Girebilir miyim? Yani araya sevgili Vedat Çoban, geçmiş yıllarda hatta geçmiş şimdi, aylarda görev yapan Sayın Mehmet Düce, ya bu konularda biz bu Mersin'de yazan çizen erkete yatıyordun hocam. Bu hafta da yattık. Yani bu işlere şimdi, gerek yok. Ekmek çıkmadı mı bu hocam hafta? Bu hafta da yattık. Gittik izledik maçımızı. Burası şimdi, Mersin. Burası bizim memleketimizin. Başka bizim gidecek memleketimiz yok. Bektaş Her Bey. Her türlü izleriz. Bu Bektaş, önemli değil. Bektaş Bey, bu konuya girebilir miyim? Girin hocam, buyurun. Şimdi bu şehirde şu var. Bu şehirde kraldan fazla kralcılar var. Şimdi bu şehirde herkes herkesi bilir. Herkes herkesi tanır. Biz, güzel kardeşim güzel söyledi. Yazanlar, çizenler, konuşanlarız. Bu şehrin futboluna hizmet etmişiz. Öyle veya böyle. Ancak şimdi geliyor deve dişi kadar İtman Yurdu Kulüp Başkanı kapıdaki görevliye diyor ki bu Mahmut Hocam, bu Bektaş adı güzel diyor. Efendim isimleri yok. Kulüp 20 isim vermiş. Ya 22 olsun. Kalem kağıt elinde değil mi? Ya hocam doğru söylüyor Mahmut Hocam. Kalem kağıt elinde değil mi? Prosedüre göre. Sonra. Bravo. Hile yaptık abi. Hile yaptık. İhbar ediyor musun kendini hocam? Evet ediyoruz. Peki. Kardeşime bir akıllısı kartı bulduk. Tunç bilmem ne diye. Adam ne diyor biliyor musun? Ben bunu tanıyorum diyor. Ulan tanıyorsan niye almıyorsun? Şimdi. Hayır tanıyorsan niye almıyorsun? Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Oradan da önünü kesiyor. Şimdi sevgili Hasan'ım. Kimse buradan kusura bakmasın. İşimizi gücümüzü, ekmek teknemizi bırakıp işletmemizin en verimli saatlerinde, tırnak içinde keyfimize gitmiyoruz. Biz bu memlekete karşılıksız sevdalıyız. Birileri gibi para için yapmıyorum ben bu işi. Ne? Sen birileri gibi para için yapmıyorsun bu işi. Hasan Doğan birileri gibi para için çıkıp da burada konuşmuyor. Tamamen duygusal bağlantılarımız olmaksızın bu memleketi seviyoruz. Biz bu memlekete Mersin aşığıyız. Biz bu memlekette doğuyoruz. Biz bu memlekette karnımızı doyuruyoruz. Hocam bayağı içerlemişsin. Biz bu devlete ne dedik biliyor musun? Biz bu devlete ne dedik devlete? Biz bu devlete baba dedik. Bu vatana ana dedik. Şimdi orada 40 tane seyirci var protokolde. Hepsi birbirinden değerli üstün insanlar. Olay çıkması çıkarabilir mi olay? Çıkarabilir mi? Yok hocam yani. Çıkaramaz. Ya maç izlemeye gelmişiz. Ha. Aşağıda hakeza indik. Şimdi rakip takımın hocam özür diliyorum. Az önce ne dedim? Rakip takımın Çatalca'nın otobüsüne gittik. Futbolcular daha soyunma odasındaydı. Kulüp başkanı otobüsün yanındaydı diye işte geldi ya, bizi tanıştırmaya gittiler. Hasbel ettik. Ya biz hocam futbolu fair play kuralları içerisinde izleyen, takip eden insanlar. Ya böyle dedik, bak. Ben onu tanıyorum. Onu almayalım. Şimdi 20 bunlar, tane bunlar gereksiz 20 şeyler. Tane bak 20 tane misafir takımın şeyi var tribünde. 20 tane ev sahibinin 40 tane. Kaçak köçek de var. Biz biliyoruz abi, birbirimizi tanırız. Futbolla alakası olmayan adam alolarla yazdırıyor ya gidiyor. İlgililere duyurulur. Toplasan 80 kişi. Etmez abi, ya. Müsabakada kaç tane polis var biliyor musun? 150 tane polis var. Abi kimi kimden koruyorsunuz ya? Özel güvenlik kaç tane var? 20 tane özel güvenlik var. Yani Hasan'cığım. Neyi neyle koruyorsun? Şimdi ben orada bir özür dilerim. Orada ufak bir gerilme oldu. Etrafıma kaç polis geldi biliyor musun? 30 tane polis geldi. Hafif bir şey oldu. Kulüp müdürümüz bize yardımcı oldu. Bektaş Bey yardımcı oldu. Bizi alacak kenardan bir yere, köşede, kıtıda bir yerde, biz öyle milletin içinde de seyretmek istemiyoruz. Kıtıda bir yerde seyretmek istiyoruz, tamam mı? Geldi polis, vay sen şusun, vay busun, odan... Şimdi burada sizin sosyal sorumluluğunuz var hocam. Nasıl sosyal sorumluluğunuz var? Programa geliyorsunuz. İçerik İtman Yurdu ile ilgili haberleri bizi takip edenler öğrenmek istiyor. Bravo. Şimdi siz izlemediğiniz maçı öğrenebilir misiniz? Zaten seyirci yasağı var. Maalesef. Neyi konuşacağız kardeşim? Maalesef. Neyi konuşacağız? Şu stüdyoya gelip de biz yani bu konuda polis memuru olması lazım. Polis memuru biz demin başta ne dedik? Biz bir devlete baba dedik. Vatana ana dedik. Sen benim devletimin değerli polisisin. Sesini yükseltme kardeşim. Ben sesimi yükseltmedim ki. Sen öyle anlıyorsun. Şimdi orada özel güvenlik varken bak hacanım bak. Gençlik spor müdürlüğü görevlisi varken özel güvenlik varken
Sen nesin orada biliyor musun? Güvenlik. Eğer bir kırma, dökme, darp varsa sen devreye girersin. Ama sen herkesten önce koşuyorsun. Kaldı ki İstanbulspor, Ümraniye. Bak, iki haftadır takip ediyorum. Öyle yok. Öyle yok. Karagümrük, Fatih, TTT'deki Adana. Bu maçları bir şekilde görüyorum hocam. Saha çok ciddi manada ciddi bir izleyici kitlesi var. Bunlar nasıl giriyor? Nasıl maçı takip ediyor? Şimdi Tayyip olan giriyor mu hocam? Bu manada şimdi bir görüntü var. Bir görüntü var. Evet arkadaşlar bunlar yani at abi at görüntüyü. Hocam sen o görüntüye ata dur. Sadık kaptı kaçtı. İyi yayınlar selamlar demiş. Ahmet Daşçı iyi yayınlar Tarsus'tan selamlar. Keşke bu tür programlar Mersin Tarsus basketbolu ile de alakalı bir program gerçekleştirsin. Programda yap onu da yaparız. Geçen hafta Cizre deplasmanına gidemediğimiz için ne yaptık sevgili Hasan'ım? Bölgeden görüntüler istedik. Taşlama görüntülerini mi aldın? Yok abi. O işlere girmem ben abi. Ya taşlama var, dayak var, sopa var. Hepsi var. İçeride 300 kişi var. 300 kişi. Evet abi. Şimdi hani ben bugünkü konuyu bu görüntüyle noktalamak istiyorum. Görüntüsü dayak yiyor. Biz bu kenti... Ben burada sesimi çıkaramıyorum. Hocam bak biz bu... Ne enteresan bir şey vardı biliyor musun? İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Sayın Metin Saltık içeriye giriyor. Ben bugün çok daha farklı bir şey gözlemledim. İdman Yurdu'nun yönetiminde olan Akgünlülülü. Evet. Ahadet, bravo ya. Bak. Pes doğrusu pes. Bak. Pes vallahi pes. Akgünlülü ile beraber. Hocam seni çok gelmişler bu hafta. Hocam şimdi evet arkadaşlar bu Ezel'cim çok teşekkür ediyorum güzel adam. Şuraya bakar mısın? Bu gördüğünüz geçtiğimiz haftaki Cizre ile oynadığımız maçtaki görüntüler. Yazık ya. Bir dakika. Abi yapmayın abi ya. Bir dakika. Yapmayın abi ya. Bir dakika lütfen. Lütfen bir dakika. Türkiye'nin en güzel statlarından bir tanesindeyiz. Biz demiyoruz sevgili, önüne gelen yol geçen hanım Mevlana tekkesi gibi gel. Sevgili al, Bektaş. Al. Ya abi zaten sevgili beş Bektaş. Kişiyiz. Burası neresi abi? Cizre. Cizre hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Evet. Bulutları sınırında mı? Evet. Tamam. Şimdi sayın yetkililere soruyorum. Şimdi biz orada kaç kişiyiz? 40-50 kişiyiz. Spor adamıyız. Olay çıkarabilir miyiz? Hocam bölgeden, geçen hafta hocam bölgeden geçen hafta Sen olay çıkartma. Sen olay çıkartma. Hocam bölgeden geçen hafta bilgi buyurun, aldık. Bir resme bakın. Bilgi ya. Aldık. Onu da söyleyeyim. Resmi rakam vereyim size. 140 150 160 civarında şurada maç izlediler. Buyurun. Şimdi ya arkadaşlar bakın siz İçel İdman Yurdu'nu as başkanını içeri almıyorsunuz. Yani Hakkın Bey mi? Evet. Bakın sen biraz prosedür adamısındır. Bu işleri böyle muhalefet olursun ya olacağını bildiğim için hemen önceden müdahale edeyim. Kulüpte bir gün öncesinden protokol listesini akredite olması muhabında versin. Tamam Hasan'cığım vermiş. Hasan Doğan'ı unutmuş. Mahmut Altınbakır'a yazmış. Akgünlülüğü unutmuş. Unutabilir. Hasan kardeşim kapıda biz bu memleketteyiz. 40 kişiyiz. Herkes birbirini iyi bilir. Sağdan sayarsan 40 kişiyiz. Soldan sayarsan 41 kişi çıkmayız. Biz bir şekilde maçımızı izledik. Sorun değil. Biz izleriz. Hiç önemli değil. Mistikom yayın ismini vermeyecektik de. Nasıl gidiyoruz hocam sana? İlgili şeyde, kulüp... Yok. Durunla dedik. Ya. Söyleyeyim. Durunla dedik. İçel İtman Yurdu Genel Menajeri, sevgili abim, can kardeşim, çok severim kendisini, Vedat Çoban'ı aradım. Dedim bak kardeşim, biz işi gücü bıraktık buradayız. Nasıl yani Bektaş abi? Ya dedim Akgünlülüğü'yle ben akredite sisteminde o zımbırtı kağıt diyorum. Duydun mu? Zımbırtı diyorum. O zımbırtı kağıda ismimizi bir gün önceden yazdırmamışız. Arkadaş Halim abi basın sözcümüz hemen o geldi seferber oldu. Bir hemen bir akredite kağıdı.
Buyurun dedi. Ya dedi arkadaşlar diyor ki ben diyor bu arkadaşı tanıyorum. Bu adam televizyon programı yapıyor, radyo programı yapıyor. Duydun değil mi? Köşe yazıyor. İşletme bunları söylüyor ya. Bunları söylüyor kapıda. Bu da biliyor. Biliyor, tanıyor bizi. Ya arkadaşlar ne amacınız ne sizin yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha şu var, bir de şu var, bir de yani şu var. Yani siz şu anda bu memleketin ekmeğini yiyorsunuz, suyunu içiyorsunuz. Bektaş'ım. Şüphesiz görevinizi yapıyorsunuz. Bir de şu ama var. Ama bir dakika hocam. Şüphesiz görevinizi yapıyorsunuz. Yapın. Kimse size görevinizi yapmayın demiyor. Ama as başkan gelmiş. Futbolu yorumlayan adamlar gelmiş. Bu takımı karşılıksız seven yorumunu ve yazılarını bir karşılık beklemeden, maddiyattan bahsediyorum. Aynen. Paradan bahsediyorum. Beklemeden almaya gelmiş bir adam gelecek. Siz benden önce beni karşılayıp böyle yerlerde he. Demin şey dedin ya, aklede dedin ya, bir gün önce yapılmış. Yapılmış 22 şahs dedi mi? Birinci şahs, ikinci şahs, üçüncü şahs, dördüncü şahs yok. İş çıkmış gelmemiş. Diyorum ki bunun karşısında bunu yazıyorlar. Bak bunun karşısında bunu yaz. Olmaz. Olmaz. Niye? Bu yazılmış, gelmesi lazım. Gelmezse ben bunu silemem. Niye? Merkezden sileceğim. Merkez neresi? Ya abi bırakın bu işleri. Real Madrid Barcelona bırakın maçına giriyoruz. Bırakın bu işleri ya. Sesimiz küçük. Galatasaray Fenerbahçe maçındayız. Bırakın bu işleri. Biz kendimizi küçümsediğimiz için bunu söylemiyoruz. Arkadaşlar takımın burada zaten 12. adam taraftar desteği yok. Hocam. Biz orada kentimizin takımına abi, tribünde oldu. Davulcu kardeşimizi bir izleyelim. Evet izleyelim abi. Ortam çok gerildi. Biraz yumuşatalım. Evet. Sevgili rejimiz Ezel, ver bakalım şimdi ekrana. Bak bak. Görüyor musun abi? Şimdi bu ses yok mu ya? Sevgili Hasan Doğan, bu kardeşimiz bak minik kardeşi bak. Zikir çeken hangisi hocam? Zikir çeker. Daha yeni bu bugün. Zikir Alparslan. Bunu ben buldum. Bir yerden buldum bunu. Ben buldum. Bulaman dedi buldum. Şimdi bak. Bu arkadaşımız bir daha, bak. Eğitim dur. Veriyor. Tamam mı? Dur hocam bir izleyelim. Ama seyircilerden... Çeken değil mi hocam? Benim mahallenin davulcusu, geleceğin davulcusu. Ramazan'da bizim mahalleye davul çalacak. Hocasını gördün değil mi? Hocam, tecrübeli. Hocam, bir video daha vardı onu hazırlamadın Zekir, değil mi Ezel? Zekil yapan da kız kardeşi. Hocam bir şey soracağım. Ya ben, var ya. 10 parmağında 10 marifet var hocam ya. Davulu hiç... Ezel bir daha verme ihtimalin var mı aynı videoyu? Evet. Bir dinleyelim hocam bak bir ritim... Ses ver Ezel'im. Yürü mü hocam? Dur. Bak kıza bak kıza. Dur. En sonunda bir hızlı vurman lazım. Tam hocam. Bir final yapıyoruz ki videoyu çeken... Yenge Hanım mı çekti? Tabii bunu? Abi yetiştiriyorum. Ekranlara... Gördün mü abi? Diyelim. Şimdi benim Ramazan'daki davulcum gördün mü abi? Alparslan adı güzel. Hayırlı olsun. Bol bahşiş ver ama hocam. Evet. Adem Yılmaz ne demiş? Adem Yılmaz demiş ki ben dün... Aha geldi bak tek videosuna bak. Bak nasıl bak görüyor musun? Harekete bak harekete bak. Kim tutturuyor çocuk hocam? Bak ne yapıyor bak. Kurban olurum sana ben. Allah'ı çizgesin. Maşallah diye. Hocam Adem Yılmaz demiş ki ben dün yedim sabaha kadar yatmadım. Cezerye'yi tavsiye ederim. Ne yemiş? Cezerye mi yemiş? Evet. Adem fazla yeme Cezerye. Sakata gelme babacığım bak. Emin Korkmaz demiş ki BJK şampiyon olur mu Mahmut hocam demiş. Bak. Adem Yılmaz bir şey daha söylemiş hocam. Demiş ki çok güzel tatlıları 5 kiloyu anca bitirdim. Sabaha kadar yedim. Sütlü kivili portakallı ve narlı 10 numara. Ne yapmış abi bu adam Mersin ya? Mersin Cezerye dünya markası. Yarın Hasan Bey, Mahmut Bey'i ağırlamaktan gurur duyarız. Yok. Adem Bey sizin personeliniz mi? Müşterimiz. Hem personelimiz hem kardeşimiz. Üstü kapalı reklam da yaptırdım bana. Hem kardeşimiz. Babacanik hocam, Babacanik size selam var. Bu memlekette sizin gibilerin kıymeti bilinmez. Bak Babacanik hocam saygılar. Babacanik de bunu iyi çalar ha. Öyle mi? Bunu iyi çalar. Hacı hocam Ali sen de Kaya, üflemeli mi? Hocam. Üflemeli. Hacı Ali Kaya yüreğinize sağlık. Taş yerinde ağırdır. Tebrik ediyorum demiş. Çavuşlu'ya selam olsun. Canik kardeşim Hacı Ali Kaya. Hepinize selam olsun Çavuşçu'ya bizi izliyorlar. Hocam kameraman resim, çocuk seni takip etmekten yoruldu ya. Resim çekmek, ya söylesene arkadaşım bizi izliyorlar. Resim çekip atabilirsiniz, ekranda yayınlayabiliriz arkadaşlar. Nereye atacaklar? Hacı Bektaş'ın telefonuna. Verdik WhatsApp numaramızı. Ezel Bey bir KC'ye geçerse onu da. Bir geçerse rica etsek. Evet devam şimdi, edelim hocam. Evet. Bektaş Bey.
Size bir rahatsızlığınız şey oldu hocam sizin. Bu rahatsızlığınızı ne getirdiniz? İçer İdman Yurdu maçıyla ilgili yorumunuz ne olur? Şimdi... Şunu söyleyeyim ben hocam. Ben gireyim mi? Hocam, tabii tabii hocam. Aa ne demek hocam? Estağfurullah. İçer İdman Yurdu gitgide irtifa kaybediyor. Bunun sebebi ne? Şimdi şöyle bakın. Önce bugünkü sonuçları verelim mi bir? Sonuçları ben söyleyeyim ama. Sen söyle, ben bir not alayım. Söyle. Isparta 32 Spor 0, Esenler Eyok Spor 2, Altındağ Spor 1, Yalova Spor 1, Karşıyaka 2, Çarşamba Spor 1, Erbaa Spor 1, Gölcük Spor 0, Batman Petrol Spor AŞ 1, Arhavi Spor 1, İçel İdman Yurdu Spor Kulübü 0, Çatalca Spor 0, Şile Yıldız Spor 2, Cizre Spor 2, Osmaniye Futbol Kulübü 1, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 3. Elazığ deplasmanında 3 puan almış. Beklemediğimiz skor. Hemen ilk 6'yı da söyleyeyim hocam. Evet, dur. Tek tek gidelim. Onu tek tek gidelim. Lig sıralamasını da söyleyeyim, devam edin. Yok. Orada bir dur. Pek. Soma 53 değil mi? Soma bayağı geçti haftada 53 puanla. Esenler 50 yaptı mı? 50, bir maç fazlası var. Fazlasıyla. Şimdi bu Esenler'le Soma'yı bırak. Kendi hallerine bırak. Bundan birinden biri şampiyon olacak. Biri gidecek. Şimdi burada İçer İdman Yurdu 44. Doğru mu? Doğru. Şile 39. Evet. 6. Çarşamba 37. 5 puan fark var. Isparta 37. Çatalca 36. Karşıyaka 36. Şimdi bizim Karşıyaka'la maçımız var mı? Var. Var. Çatalca'da yok. Bitti. Isparta'da yok. Çarşamba'yla var mı? Var. Var. Şile'yle var mı? Var. Soma'yla var. Soma'ya gideceksin. Bu arada hanım yani, gizliden izliyormuş ya. Uçak, böyle bir şey yok ya. Yukarıda 1, 2, 3, 4 tane maçımız var. Buradan 12 puan almamız lazım bu takımlardan. 12 puan. Şimdi evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçından puan alamazsak veya da 2 puan bırakırsak, Çarşamba'dan puan alamazsak, puan bırakırsak, Şile'den puan alamazsak, puan bırakırsak ne oluyor hocam biliyor musun? Hocam bak, Arhavi deplasmanına gidecek İçer İdman Yurdu. Çarşambayla içeride oynayacak. Soma deplasmanına gidecek. Karşıyaka'yla içeride oynayacak. Bak. Batman deplasmanına gidecek. Şile'yi içeride ağırlayacak. Yani 5 hafta. Altındağ Spor'da. Daha yok. Bu 5 hafta yok mu 5 hafta? Bu 5 hafta playoff'ta olup olmayacağımızı. 6 hafta var hocam. İşte 4-5 hafta. Playoff'ta olup olmayacağımızı belirleyecek. Şimdi bak burada sanırım. 2, 3, 4, 5. 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler playoff'ta maç yapacak. Buraya kimler girer? Sence? Bir kere kafadan Esenler Örk girecek. Evet. Doğru mu? Doğru. Şu durumda i̇ki, bizim... Hocam 2, 3, 4, 5... 4 takım alıyor. 2. İkinci sıradaki... 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. 4. sıradaki değil mi? Evet, 5 numara. Buraya kaç tane aday var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aday var. Yani... Şu anda playoff için en avantajlı kimiz? Biziz. Osmaniye bugün kaybetmeseydi Osmaniye'de potadaydı sanki hocam. Yani. Katılıyorum. Şu anda en avantajlı biziz. Beklemediğim bir skor bu arada. Osmaniye'nin o takımı yeneceğini düşünüyordum. İşte Elazığ'ın da şu anda biz 44'de en avantajlıyız. Şimdi bizim altımızda kim var? Şile Yıldız var. 3, 4, Çarşamba 5. var. Bak Isparta 37. Onunla maçımız yok. Bizim burada en riskli şeyimiz Şile ve Yıldız. Şile ile Çarşamba'yla maçımız var. Maçı var evet. Bunlardan eğer... Liderle de maçım var ama hocam. Liderle maçımız var evet. Bunlardan bak Şile ile Çarşamba'dan bunları biz altımıza alacağız. Biz bunlardan eğer beraber kalırsak... Playoff eşleşmesi nasıl oluyor hocam? 2 ile 5... 2 ile 4, 3 ile... 2, 4, 2, 4 3, 5 mi? 3, 5. Hocam 2, 5, 3, 4 olmasın? Olabilir, öyle bir şey işte. Ben öyle biliyorum. 2, 5, 3, 4. Ya öyle de olsa ana, şimdi, tema, ana temaya gel, demin, ana temaya gel. Demin dedi gittik Çatalca'nın yöneticinin yanına. İşte bu dedik, şu dedik. Dedik 7 tane oyuncumuz Covid. 5 tanesi az takımda oynayan. Peki dedik hocam bu ligde kim şampiyon olur? Dedi ki Soma olur. Onların görüşü. Peki playoff'tan, Çatalcan, bak şimdi. Playoff'tan kim çıkar? Biz çıkarız dedi. Niye dedim? Biz çıkarız dedi. Ha bak burada bir dakika hocam bak. Burada ne var bak. Futbolda atanın, tutanın iyi olacak. Bir. İkincisi de yedek kulüben çok ağır olacak. Soma'nın Çatalca'nın yedek kulübesi kim biliyor musun? Kim biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Kadir Akbulut. Kim Kadir Akbulut? Beşiktaş'ın sol beki, milli futbolcu. Yani şampiyonluklar görmüş.
şampiyonlukları yaşamış. Görev tanım ne hocam Kadir Hoca'nın? Teknik direktör. Ha teknik. Çatalcan'ın. Baksana teknik direktör abi. Kadir Akbulut. Ağırlığı var. Futbolcunun üstünde. Bir kere şunu ifade edeyim. Beşiktaş ne kadar katılır ne de katılmaz bilemem. Bu futbolcularda kaleci Sertaç'ın dışında bir de 77 numaranın dışında ruh kalmamış. Dur. 77 ruh yok. Numara Aslan Dur. Gök değil mi hocam? Ruh yok. Dur. Şöyle vurayım. Ruh yok. Bitti. Cezeri'yi yanlış takıma dağıtmışsın hocam o zaman. Hasan. Ezel gülme Ezel. Hasan. Maçı, antrenmanı yapacağın ortamın var mı? Var var diye konuşalım, yok yok diye konuşalım. Tesisim var mı? Var. Hasan, bu kulüpten alacağın bir futbolcu gözüyle konuşuyoruz. Bir. Bir futbolcunun isteyeceği her ortam var içerik manyurdun. Sayacaksın öyle cümleyi. Tesis var. Heh. Antrenman var. Harika. Maddi anlamda bütün olanaklar var. Lokma var mı? Şehir, sosyal faaliyetleri fazla olan bir şehir. Devam et. Her futbolcunun yaşamak isteyeceği şehirlerden bir tanesi. Olmayan neyi onu söyle, onu not alayım. Hocamın dediği gibi ruh. He. İşte. Baba be. Şekerin var. Tenceren var, yağın var, irmiğin var. İçine benden aldığın fıstığın işte takım taklavatın var. Helvayı da yap hocam artık. Hocam helvayı yapmayı mı? Hocam helvayı yap hocam. Helvayı yapmayı mı hocam? Bak. Bilmiyorsa bu takımın şimdi, kaderiyle oynayamaz. Abi şimdi, yönet. Bak ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben topu taç atma işini sevmem. Bazen at canım. Bazen ama şimdi atmıyorum. Şimdi atma, bazen atma. Şimdi sana yoksa gol yeriz. Sana yeriz gerekirse de. Önemli değil. Çıkaramaz golü. Bir şey olmaz. Futbol 90 dakika uzatmaları da oluyor. 11 dakika değil mi? Tabii. 11'de gol yiyoruz genelde biz. Gol atmıyoruz, gol yiyoruz. Gol yiyoruz. Orada bir konsantrasyon kaybı var mı hocam? Hasan bir ruhsuzluk var kardeşim. Gerçekten sebebi ne hocam var sizce? Şimdi çeşitli sebepleri var. Bir sebebe... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tek sebebi var. Bir tek sebebi var. Söyle. Forma çok ağır geliyor. İkinci sebebi... Forma çok ağır ikinci geliyor. Sebebi... Buradan İçel İtman Yurdu'nun futbolcularından bizi izliyorlar. Arkadaşlar, size şunu söylüyorum. Giydiğiniz formanın hakkını verin. Bu işi yönetimsel anlamda ben artık bu yönetimsel anlamdaki bir meseleyi geçtim. Yönetim sahanın paranı vermez. Futbolcu kalitesi mi düşük hocam? Kardeşim bu futbolcular ligin ikinci arasında da maç kazanıyordu. Kadro kalitesi zafiyete uğradı gibi bir eleştiri var. Maç kazanıyordu. Kazanabilir ama. Bir şekilde hocamın tabiriyle tabelayı değiştiriyorlardı. İyi kötü. Ya iyi, bu futbol, takım, kötü futbol. Bu takım ligi ilk yarı bitirdiğinde 35-38'i somayla. Bitti. 3 puan vardı. Bitti. Evet. Ne oldu ne değişti? Hocam sen ikinci yarı başlamış Hasan. Cizre ile berabere kalmışsın. Bugün Çatalca ile berabere kalmışsın. Burada Yalova'ya, lig sonuncusu Yalova'ya. Osmaniye'ye yenilmişsin. Isparta kaybettin. Kaybetmişsin. Yani Osman'da Esenler'den kardeşim beklemiş. Yani bu nasıl bir ruhsuzluk ya? Şimdi şu var bak. Bir şey ilave edeyim mi? Dün televizyonda maç izledim. Beşiktaş Başakşehir maçı. Nasıldı o 2-0 2-2? 2-0'dan Beşiktaş çıktı önündeyken Aykut Kocaman güzel bir hamle yaptı. 3 oyuncu değiştirdi. Hamlesinin karşılığını gördü. 2-2. 2-2 yaptı. Burada Sergen ne yaptı? Bekledi. Ben de bir hamle yapıyorum dedi. Hamleyi yaptı. Maçı çevirdi. Hocam o koca kurda ne demeli? Kime? 38 yaşındaki koca kurda. Atiba'ya diyor. Şimdi burada hocam. Hocam 38 yaşında. Hocam. Hocam oynayan çocuk 25 yaşında. Hocam, ruh. Sayın Cüneyt Tiryaki. Hocam artık hamleni yap. Hamle oyuncuların olsun. Bu takımda sene başında Ekrem Aydemir sağ bek oynuyordu. Sen şimdi sağ bekten sağ çıkartıyorsun. Ben anlamadım bu işi ya. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yalnız, bu adam sağ bek oynuyor sene başından beri. Şeyin yok. Tahammülün yok. Artık şeyimiz kalmadı. Artık kurgu yok. Kurgu yok. Evet hocam ekrana KC olarak geçti sevgili rejimiz. Anlatabildim mi Hasan? Bizi izlerken fotoğraflarınızı, videolarınızı
Ekrana attığımız... Bak, attı, hocam sen niye sallıyorsun? Geldi orada resim var. Etkiye tepki mi? Etkiye tepki. Bu Ali Doğan kardeşimiz, doğru mu? Evet. Ali Doğan. Selam olsun kardeşim. Selamlar. Abi el sallıyor, bize sallıyor böyle. Evet hocam. Arkadaşımız var. De sen etkiye tepki yapıyorsun sanki. O bizi görüyor kardeşim, görmüyor mu? Evet. E tamam. Zeki Müren de bizi görüyor hocam. Görüyor hocam, Zeki Müren de bizi görüyor. Evet. Evet. Yani şimdi... Ekrandaki telefon numarası... Mesela o Silifke'nin çocuk vardı, onun ismini hatırlamıyorum ben. Stoper oynayan. Gayet ilk yarıda başarılıydı. Hocam Hasan Gezer ne demiş biliyor musun? Mahmut hocam doğru söylüyor, o formayı kimler giydi, taşımak o kadar kolay değil. Ağır tabii, forma ağır abi diyor. Dur, forma az ağır. Önce yarım kaldı. Ağır forma. Yatsın kalksın futbolcular, pandemiye dua etsin. Bir de taraftarın olduğunu düşün. Ya sen var ya, çak ya. Hocam, bu... Niye bu kadar şiddet yanlısınız? Vallahi var şiddet ya. Şiddet değil Hasan'cığım. Tarafta oynatır. Hocam. Oynatır. Aa, kırmızı şeytanlar şimdi orada adamı nasıl şöyle oynatır? Bir şey. Şimdi kırmızı şöyle bir şey. Kırmızı şeytanlar desteğini çekti hocam. Çekmiş abi. Ne yapayım abi? Ne diyeyim ben abi? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi evinde oynuyorsun. Mağlupsun. Elini kolunu sallaya sallaya. O tabi seviniyor. Selam aleyküm diyorsun, gidiyor. Şimdi taraftar olsa. Para ne alıyorsun? Taraftar olsa sen oradan nasıl çıkacaksın? Yani bunu şiddet yanlısı olarak değerlendirme Hasan'cığım. Yok bunun. İşinizi yapın kardeşim. Yönetim sana helva yapacak bütün malzemeleri vermiş. Sana her türlü olanağı sağlamış. Bir tane orada penaltı pozisyonu var değil mi? Penaltı mıydı hocam? Penaltı mıydı hocam? Ben, bence değildi. Öyle gibi gibi. Sen izledin yok, mi? Yok, ben izledim maçı. Gibi ben gibi. Başta mıydı? Ya ne yapacaksın benim maçta? Ben ya? Çıplak gözle izledim. Gibi gibi. Değil orada hatta ben dışarıdan izledim. Vallahi futbolcu verse de hakem bir şey diyemezdi. Şimdi hocam biz... bıraktı hocam futbolcuya. Verse de bir şey diyemezdi. Kritik dakika. Hocam yani. Bir de var yok da ha. Burada var da yok burada. Üçteyiz hocam, ne var bitti, ya? Bitti. Verdim. Düt dedim bitti. Bitti. Geri dönüş yok. Selamun aleyküm. Kritik dakika. Ya yani. Hocam bak verdi mi ne olur diyorum. Ver düt dedi. Var yok diye dönüş de yok. Evet. Ben arkadaşlar. Orada defans oyuncusunun hatası yok mu hocam? Hani elini koyması orada biraz sakıncalı bir durum yaratmıyor. Ya şimdi Levent Cüneyt Hoca bir şeyler yaratmak istiyor. Neyi yaratmak istiyor hocam? Bir dokunuş yapmak istiyor hocam. Şimdi senin bir şablon var değil mi? Geldin, istatistik yaptın. Bu takım birinci haftadan kaç hafta? 17 hafta mı? 17 haftada listeyi çıkartacağım. Kimler bank oynamış, kimler sonra girmiş. Kimler oynamış, kimler sonra girmiş. İlk şimdi birçok maçta az takımda oynayan şimdi buradan Sayın Tiryaki, Sayın Tiryaki'nin çok ballı bir adam olduğunu söylemek istiyorum. Hocam dur. Nasıl ballı? İstersen 3'e her hafta 5'e çok gidersin. Ya da sezonda niye? Hasan Doğan hazırladı bu futbolcuyu. Ben mi aldım? Evet. Ben mi aldım? Bu benim siz aldınız. Bu takım ben de elimdeki malzemeleri sahaya koyuyorum. Doğru mu hocam? Doğru. Hayır bir de o var şimdi Bektaş. Şimdi bak gözümüze batan. Hani sen dedin ya biz maç izliyoruz ya Akgünlülü ben. Ben böyle muhabbet ediyorum. Maçta gözüm yok. Zaten böyle bir kere baktım geçiyor bana. Ya Bektaş diyor ki ya hocam dur da maç izleyecek. Ya ne maç izleyecek? Tiyatro seyirci yok zaten. Futbol da yok oyunda. Bir şey de yok. Ara sıra bakıyorum. Bir baktım Ekrem Aydemir yüzü. Lan dedim bu Ekrem Aydemir nerede oynuyor? Sağ bek hocam Ekrem. Sağ açık oynuyor. Asıl mevkisi sağ bek. Yani. E şimdi abi neyi doğru söylüyor hocam ya. Ya neyi keşfetmek istiyorsun hocam? Hocam. Hocam. Mesela bir kaleci antrenörü var. Abi maşallahı var ya. Maşallahı var. Ne gibi hocam? Kilo yönünden. Ya maşallahı var yani. Yani 40 lira pervana gösterip güneşir yani. Hoca dedim ben fit olur abi. Hocam İlkin Hanım bizi izliyormuş. İlkin Hanım'a selamlar. Yanlış yazık. Bu şehre yazık. Bu şehrin insanları yani yönetim. Ya abi sana şimdi senin güzel bir tesisin var mı? Var. Yatacak yerin var mı? Yar. Doğru söylüyor. Kahvaltın, yemeğin, her yani, şeyin var. Biraz da ruhlu oyna ya. Para alacağın var. Hayır Hasan. Bir şeyler ters gidiyor. Alacağın yok. Hasan, karşı tarafındaki rakip bu kadar, takım. Bu grubun yöneticinin de üzme hakkın yok kardeşim. Kenti de bizlere de üzme hakkın yok abi. İşi gücü bırakıp geliyoruz abi. Gelme diyecek. Şeyler, geliyoruz abi. Hastalık mı bizde? Bir şeyler ters gidiyor. Biz bu kenti seviyoruz. Biz bu kentleri... Şimdi yarın dedik ki, bir dakika hocam. Yarın dedi ki Metin Saltık. Yok abi bu şehirde bir hareket yok. Bir bereket yok. Gelen yok, giden yok. Futbolcuda ruh yok, onda ruh yok, şehirde ruh yok. Kardeşim dedi, isteyen takım var mı bu takımı isteyen? İlgili bir kulüp var mı? Mesela Silifke'ye istiyor mu kardeşim bu takımı? İstiyorum, al sana sattım bu takımı. Ne diyebilirsin abi? Bir şey diyemez. Hiçbir şey diyemez. Abi biraz şehirde de biraz hareket olsun abi. Evet, Ümit bir Çelik, şey iyi yayınlar, selam olsun sizlere, güzel insanlar demiş. Ümit Bey'e de teşekkür ediyoruz. O da daimi bir seyircimiz. Bizi her hafta düzenli olarak takip ediyor. Kendisine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam
İçeride ilgili, İçeride İdman Yurdu ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hocam ben Bektaş'a bir şey soracağım. 13 Mart ne günüydü hocam? Bugün kaç Mart? 17 Mart. Bugün benim için önemli bir gündü hocam. İyi hatırlattın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin... Çanakkale'ye mi Mersin'e mi? Efendim? 98. yıl dönümüydü. Mersin'de. Çanakkale'de 17... 18 Mart yok, hocam. 18 Mart. 18 Mart bugün. Yarın değil mi o? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümünü kutlayalım. Kutlayalım. Hatta sen de izin verirsen. Ben sana... hoş gelişler ola hocam, Mustafa Kemal sana... Paşa'yla bitiririz programı. Hocam ben sana... Çok güzel olur yani. Hocam ben sana... Ne sevgili Bektaş ben sana 13 Mart'tan bahsettim. Sen 17 Mart'a geldin. 13 Mart'tan oldu hocam. Geleceğim. 13 Mart değil yani. Ne? Kediler günü mü? Ne günü hocam? Sen yine bir şeyler bulursun. Yine bir şeyler bulacak hocam. Şimdi, ben bilmiyorum. 13 Mart'ta Tayland'da Dünya Filler Günü'ymüş. Hocam sen hiç Papua Yeni Gine'ye gittin mi? Geleceğim oraya Hasan. Bekle niye mi? Şimdi gel anlat. 13 Mart Dünya Tayland'da Filler Günü'ymüş. Ne alaka anlayamadım. Fillere biniyorlar böyle. Süslüyorlar filleri. Evet. Filler de işte orada gösteri bir şey yani eğlence oluyor. Seremoni oluyor böyle seremoni bir şeyler oluyor. Var aynen. Türkiye'mizde, ülkemizde, vatanımızda, bu güzelim vatanımızda ünlü bir hayvanımız var mı? Pars var hocam, Anadolu Pars. Pars ne ya? Pars, Anadolu Kaplanı hocam. Nerede kaplan lan lan? Kaplan nerede var kaplanı? Sen nerede gördün kaplanı ya? Kaplanı. Çukurova'da görmüşsün hocam. Hocam ya, eskiden Kayseri'de neyse... Şeyler vardı, bizim memlekette toplarlardı. Ya mesela Sivas'ta kangal var değil mi? Tabii evet, ha. Çok severim hocam. Van'da Van kedisi var. Doğru. Mesela bunun da bir günü olamaz mı? Mesela kangal. Vardır dünya, hocam, var var. Türkiye kangal işte gibi bilmem ne. Emin ol vardır. Hocam işte her şeyin bir günü. Ama yok, bu. Hiç kutlamıyoruz bunu. Mesela Van işte kedilerimizin... Samimiyetimi söylüyorum var. Ben geçen TRT'de bir ara izledim geçen. Çünkü her ay bir gün kutluyoruz ya. Evet. Bu da araya bunu da sıkacağım. Yani onlara da yazacağım. Bunu nereye bağlayacağım? Ben merak ettim hocam. Papayı şimdi... Yine... Gitmiştin onu ben şimdi, hocam bu 13 ile alakalı nereye bağlayacağım? Ben çok merak ettim. Bağlayacağım. Acaba İçeride İdman Yurdu'nda bir tane 13 numaralı futbolcu var. Oraya mı bağlayacak? 13 numara bak bravo biraz zeki. Şimdi limana gittin mi sen hiç? Tabii. Limana bir gemi geliyor böyle gemi. Filipinler'den. He. Filipinler'den gemi geldiği zaman limanın etrafında kedi köpek bulunmuyor. Niye? Ben ne bilmiyorum. Kedi köpek mi yiyorlar? Ne yapıyorlar? Abi kedi köpek bırakmıyorlar ya. Yiyorlar mı? Kesinlikle abi ya. Niye hocam? Abi adamın kedi köpek hastası ya. Yok hocam. Limanın etrafında kedi köpek bulamazsın abi. Abi Çin'de şeyi görmedin mi? Asparagus haber değil ha. Çin'de. Filipinler'den gemi geldi mi limandaki Çin'de köpekler pazar, kediler kaçıyormuş Çin'de abi. Pazarı gördün Filipinler mi? Gemisini gördü mü kaçıyorlarmış. Tanıyorlar ha. Kokusunu alıyorlar demek. He. Filipinler geldi gider. Çin'de köpek yatır. Yeme festivali var evet. Köpek yiyorlar abi ya. Evet. Yiyorlar. Kedi evet. Köpek yiyorlar. Hadi ya. Biz memleket olarak eşeğe mi atın şeyini kuruttuk. Susuk, hadi onlar susuk oluyor. Ama çaktırmadan yediriyorlar bize. Evet. Onu bize yani ama nesli... Çaktırmadan bize yediriyorlar hocam onu. Sizin biliyorsunuz siz ve sizgiller kımız içersiniz. İçeriz. Yani at mübah sizin için. Peki hocam sen şimdi hiç şeye gittin mi? Papağa yeni gireye. Gitmedim. En fazla gittiğim yer şu Tarsus Adaları. Hasan sen gittin mi? Yok gitmedim hocam. Hiç merak etmiyor mu Papua Yeni Gine? Ayinler varmış oradan bu hocam orada. Nasıl bir ayin hocam? Gitmedim diyor. Ayinleri nasıl biliyorsun? Ben hocam böyle yukarı öğrenmiştir su falan hocam. Akıyormuş he? Ayinlerde. Ne? Böyle duman falan çıkıyormuş. Allah. Su geliyormuş yukarıdan. Öyle mi hocam? Sen nereden biliyorsun ayinler oradan? Öyle duydum. Kulağıma öyle geldi hocam. Hocam senin mı? Kargaların var ya hocam. Sana haber uçuran. Bu arada kısa bir reklam arası vermemiz lazım hocam. Verelim. Evet, reklamlardan sonra devam edelim. Tamam, tabii ki. Sevgili rejimiz Ezel, reklam arası vermemiz gerektiğini söyledi. Değerli izleyiciler, reklam önemli. Kısa bir reklam arası sonrasında devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahmut Hocam, İçeride İdman Yurdu ile ekleyeceğiniz bir şey var mı ilgili? Vallahi Hasan abi, şimdi İçeride İdman Yurdu için söyledik dedik. Yani şimdi burada yönetim yeteri kadar görevini yerine getiriyor.
şu takıma bakarak yani. Ha taraftar ne ister, neler istemez. Ben sizinle bir fikirde değilim hocam. Onu sonra söylersin sen. Taraftar, zaten taraftar yok. Taraftar elini yani çekmiş takımdan. Niye çekti hocam bununla ilgili? Çekmiş. Bir kızgınlıkları var, bir şey var. Yani onun için takımda şey yok. Bir ruh yok. Peki Papua Yeni Gine diyordunuz hocam. İtmarını bitirelim. Papua Yeni Gine gelelim hocam. O yarım kalmış. Çok merak ettim Papua Yeni Gine'yi hocam. Bektaş ne diyor şimdi bu? Papua Yeni Gine diyordu Bektaş Bey. Hı? Sen gir. Sen oraya. Gittin mi hocam oraya? Ben oraya gitmedim. Biraz yakında gittim. Öyle mi? He. Nereye yakını? Hatırlamıyorum işte yani. Yakında bir yere gittim. Yakında ne var Papua Yeni Gine'nin? Vallahi bilmiyorum. Şimdi hasar. Yeni Zelanda mı var hocam? Bilmiyorum abi, benim coğrafya hocam izliyorsa şimdi sakata gelmeyecek yani. O yüzden Hasan'ım, İçer İtman Yurdu'nun gelecek hafta Artvin'de bir deplasmanı var. Yayla havası alıp gelecekler gibi hocam. Efendim? Yayla havası alıp gelecekler. Yayla havası alacaklar. Aslında işim olmasaydı bir... Çünkü niye biliyor musun gider hocam? Gider gelirdik bu hocam. Bir Artvin havası iyi olurdu. Arhavi mi? Arhavi... Çok soğuktur şimdi ya. Fark etmez, bir şey olmaz. Soğuktur. Arhavi 21 ya. Puanda düşme hattında hocam. Ya neye gideceksin şimdi? Ne yapacaksın? Şurada sıkılıyorsun ya. Şurada ya, 90 dakika da... işini bıraktın. Bir de buradan çıkacaksın şimdi. Maç pazar günü. Cumartesi akşam buradan çıkacaksın. Sabaha kadar yol tepeceksin. Gidelim bir de orada hocam. Mağlup olacaksın. Ağlı ağlıya geri gireceksin. Gideklersek gidek. Gidelim ne hocam. Ne yapacaksın abi, kışkıyorum da aklımızı yedik. Şey mi oldu ya? Kurban olurum sana ya. Gidelim dersen şampiyonluğa gidersin. Şampiyonluk maçı olur, bilmem ne olur. Olur oldu gidersin. Hocam sen Masoa Moa adalarına gittin mi? Masoa Moa adalarına oluyor. Sen gittin mi? Yok ben gitmedim. Sen şey o araştırdın mı androlojiyi? Vurma hocam, derinden yarasın adamı. Araştırdın mı? Çift atarım. Hocam ben branşta bir hekimimiz var. Onun da telefon numarasını attım. Kardeşim, hocam açmışken şu konuyu şöyle bitirelim ya. Her gün beni birisi arıyor ya. Her gün. Tek bir kişi mi? Yok, farklı bayanlar, farklı. Abiler. Hepsinin ortak özelliği ne biliyor musun? Saç ekim merkezleri. Hepsinin altına benim numaramı yazmış. Bu insanın saçını ekim. Bu yapmış. Ya yapar. Arkadaş, benim nereden aldım diyorum hanımefendi. Benim numaramı nereden aldınız diyor. Hasan Bey gönderdi diyor. Ya kardeşim. Bugün protez saça gönderdim hocam. Kelin ilacı olsa kendi kafasını sürer. Sen önce kendi kafanı ektir. Benim takıntım yok hocam. Peki, benim de yok. Peki bir dakika. Ya benimle niye uğraşıyorsun Hasan? Peki, benim oraya böyle numaramı. Sen saç ektirmeyi düşünüyorsun onun için. Peki abi. Bir dakika. Şimdi, ya ektirirsen Mersin'de ektireceğimiz. Firma vermeyelim de Mersin'de ektireceğimiz bir yer var. Söz verin. Saç ektireceksin mi? Ben ektirmeyeceğim hocam. Sen ektirecektin. Söz verdin bana. Evet. Saç mı ektireyim hocam? Ektir hocam. Evet. Sponsorun sensin hocam. Canın sağ olsun. Bak. Bu zenginlikte gariban emekli bir adama mı yükleniyorsun hocam? Hocam yatları katları var, sen ne diyorsun hocam, ya? Yok hocam, gariban ya. Hocam ya sen darbe ne? Ya bırak hocam, şimdi bir saç içinde bir şey olmaz. Hocam hallederiz. 5-10 lira çalışır ya benim. Şu tarla var ya, tarla. Hocam İçişleri ama... darbe yaptı hocama. Gariban yazık. Yaptı işte, görüyorsun. Ekmek yok. Onu sponsor yapmıyor. Bu arada şey ne oldu? Akgünlü ne oldu? Akgün Bey, kaynamasın, bekliyor bizi. Sevgili rejimiz Akgün Bey'i yayına alalım müsaitse eğer. Mersin Spor kulüp başkanı. Kulüp başkanı. İçeri İtman Yurdu'nun as başkanı. Sevgili Akgün. Mersin Spor sevdalısı kendisini. Bu bölgesel amatör ligi nasıl olacak şimdi abi? Hocam 4 takım. 4 takım. Kendi içinde yani, oynayacak. Aslında geçen haftaki program var ya. Bölgesel amatör anlamında. Hocam sen saç ektirme deyince böyle koptun ya. Koptum hocam ya. Beni niye? Demoralize ettin ya. Şıkır şıkır gidecek değil mi? Yo, sponsor Mahmut Hoca ya. Olur mu hocam? Galibana yüklenme dedik. Hocam senin şeyini ben çözdüm ya. Sana hep gelsin. Hiç gitmesin. Ya olmaz böyle hocam. Ayak şimdi? Hep gelsin biraz. Ben öyle bir adam mıyım hocam? Nereden biliyorum? Kaç kere oturdun? Kaç kere yemek yedin? Neyini içtin? Çayını hocam, mı içtin? Hocam saç ektirme deyince hemen sponsorluğu sana yüklenme. Hocam adam da haklı. Tam 6 aydır ciğer yedireceğim. Şimdi ben sana bugün bana neler yaptığını anlatmayayım. Anlatayım mı? Yok. Anlatmayayım. Yok. Bugün bana neler yaptıklarını. Reklamlara girme hocam. Aynen. Bana reklam yapmıyorum. Neler yaptıklarını bana. Ne izletti ikramda bulunduklarını. Afiyet bal şeker olsun hocama. Hatta birkaç tane arabada duruyor. Of, afiyet olsun bak. Vay. Para var, huzur var abi. Atom mu verdin hocam? Şimdi, Allah dostları başımıza iş etmesin. Şimdi programda sanırım Hasan'ım zamanımız da daraldı. Zamanımız daraldı hocam. Var mı gelen mesaj? Hemen bakayım.
O burada yeni yayında, reklamdan sonraki olan yayını paylaştınız mı Hasan? Ben paylaştım, evet. Orada İçer İdman Yurdu'nda oynayan futbolcular her armanın ne kadar kutsal olduğunu bilmiyorlar. Onu okumuştuk hocam. Öyle mi? Yok, bu yeni oldu. Yeni yayında ben göremedim mesaj. Bir de şey var. Özellikle seni mahallemizin ciğercisi Ali Tex özellikle Hasan Doğan'ı alıp yanıma gelmenizi istiyorum dedi. Hocam dışarıdan duyan da beni çok yemek sevdalısı bir adam gibi tanıyacak. Kardeşim yani. Sen 6 aydır benden ciğer istemiyor mu? Ben de 6 aydır sponsoru buldum işte kardeşim. Ya hocam sen ısmarla, niye başkasına yüklüyorsun yani? Adam yazmış dedi ki kibarca işte gel demiş, yemek ısmarlayayım demiş sana. Daha ne yani hocam sen? Yani. Yani seni iş yerine mi getirecek? Alasın ya şey, arada bunu tavada yemeği. Ama bu sevgili arkadaşlar bu hocam, ciğer. Hocam sen niye bu hafta bana saldırıyorsun ya? Hocam bu ciğer, tava ve cezeri işlerini ben akıllandım. Biraz geç oldu ama maçlardan sonra gideceğim. Yani maçlardan sonra gideceğim ya. Bizimkiler yenecekler. Ondan sonra arabadan cezeleri çıkaracağım. Şimdi gidip yiyebilirsiniz abi. İyi Çatalca'ya gidin diyeceğim. Abi maçtan önce veriyorum. Bölgesel amatörde de oynarken İdman Yurdu, İçer İdman Yurdu. Bölgesel amatördeyken de veriyordum. Sevgili kardeşim. Ters tepiyor mu? Ya ters tepiyor, ben anlamıyorum. Cezeleri saklayıp akşam eve mi götürüyorlar hocam? Vallahi bilmiyorum, herhalde öyle oluyor kardeşim. Biraz öyle oluyor gibi. Evet hocam. Bir arkadaşımız sormuş Beşiktaş şampiyon olur mu diye. Mahmut hocam, olur mu Beşiktaş şampiyon? Vallahi şimdi olacak gibi gözüküyor. Futbol tabii bu. Bu hafta derbi ne olur hocam? Derbi zor maç abi. Öyle çok zor maç hocam. Kağıt üzerinde bitecek maç değil. Şahalar, boğalar, öyle evlen. Fenerbahçe'nin hayati maçı bu. Fenerbahçe'nin buradan mağlup olması durumunda başkan sıkıntıya girer. Sportif direktör sıkıntıya girer. Antrenör, teknik adam sıkıntıya girer. Adem hocam, abi bir yorum yazmış. Kendim için okumuyorum. Özür diliyorum. Bektaş kardeşimin gönlünden verdiği, bizim cebimizden verdiğini yıkar geçer demiş. Bir çift kelam edeyim. Adem abi ve gönül dostlarımızla birlikte ailelere ve ihtiyaç sahibi kişilere rencide etmeden, onların bir elin verdiğini bir elin görmeyecek şiarıyla yetişen bir nesil olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu da sorumluluk olarak söylemekte yarar buluyorum. Adem abi yazdığın cümle için çok teşekkür ediyorum. Siz ve sizin gibi dostlarımızın sayesinde bizler de bir aracı oluyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Hasan'ım, şüphesiz spor programıyız ama bir gönül taşıyoruz. Evet. Bir hissiyatımız var. Akgün Bey bu arada yayına hazır. Öyle mi? Peki. Akgün Bey iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Doğan. Sevgili Hacı Bektaş Adıgüzel ve Mahmut Altınbakır'la birlikteyiz. Evet. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Geldi başkanım. İyi akşamlar Mahmut abicim. Mersin futbolunun emektarı, emekçisi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Mersin Spor hakkında Mersin Spor neler yapıyor? Nasıl bir çalışma içerisinde? Ne zaman kampa gidiyor? Kimleri aldınız? Kimleri verdiniz? Bununla ilgili bir kamuoyunu bizlere aydınlatır mısınız? Öncelikle tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Hacı Bektaş arkadaşımıza da çok selamlar diliyorum. Beytime saygılar diliyorum. Teşekkür ederim sevgili başkan. Öncelikle Mersin Futbol Kulübü'nden önce bugünkü İçer İdman Yurdu'ndan kaybettiğimiz 2 puan vardı. Çok önemli bir bizim için. Hep birlikte de bir maçı beraber seyretmiştik, futbol, sizinle futbol severleri beraber. Ama karşı takımın gördüğünüz gibi kalecisinin çok iyi olması, bir son 10 dakikada 3-0 olacak maç nasip olmadı. İnşallah İçeri İdman Yurdumuz bir an önce bu puan kaybetmelerinden terk ederek tekrar üst sıraları zorlayacaktır. Evet. Mersin Futbol Kulübü içinde emin olun, gerçekten Mersin'i, futbolu severek, bazen bu futbolu çok sevdiğimizden dolayı bilmiyorum ama bayağı da bir hakaret ediyoruz, saygısızlık görüyoruz. Bizim tek derdimiz Mersin futbolu. Bunun üstünde durmak istiyoruz. Başka hiçbir beklentimiz yok. Zaten futbola bu kadar aşık olmamız olsa, bu kadar maddi yönden ve manevi yönden bir insan yorulmaz. Ama tamamen futbol aşkımızdan dolayı Mersin'e nasıl katkımız olur?
tek çabamız odur. Şu anda Mersin Spor Kulübü'ne şahıs takımı olarak bir otobüs kazandırdık. Otobüs mü alıyoruz? Evet aldık. Şu anda giydiriliyor Hacı Bektaş. Yani elimizde sevgili başkan, elimizde görüntümüz varsa gönderirsen rejiyle izleyenlerimize paylaşırız. Bu çok güzel bir gelişme. Tabii ki. Şimdi Mersin bir Mercedes 400 otobüsümüzü aldık sana. Şimdi WhatsApp'tan adresini atarım. Şu an giydiriliyor. İnşallah bunu sadece Mersin Spor Kulübü'ne değil, ihtiyacı olan bütün Mersin'deki takım arkadaşlarımız da kullanabilir. Bana kurban. Çünkü biz bunu dediğim gibi bizim derdimiz Mersin futboluna hizmet etmek. Şu anda takım 20 gündür bir antrenmanda. Allah izin verirse pazar günü akşam Antalya Stüdyo'da bir 10 günlük kampa girecek. Bayrampaşa'dan da bildiğiniz gibi Fatih Şen kaptanımızı transferini yaptık. Yine iki tane geçen hafta 3. ligde şu anda oynamış arkadaşlarımız yarın takıma katılması bekleniyor. Uçak biletleri alındı. Haydasıyla ben yarın tam geldiklerinde belirtmek istiyorum bu isimleri. Zaten size de paylaşacağım. Şu anda 5 tane futbolcu arkadaşımız 3. ligden transfer ettik. Takım iyi gidiyor. Çalışmalar iyi gidiyor. 10 günün kampı da derlendirdikten sonra transfere devam edip etmeyeceğimizi hocalarımızla, Elçin hocamla beraber karar vereceğiz. Onun raporuna istinaden karar vereceğiz. Ama bu sene yani gerçekten de futbolcu arkadaşlarımızla futbolu bu kadar biliyorsunuz pandemiden dolayı bir yıl uzak kaldı futbolcular. Futbola o kadar açlar ki, o kadar özlemişler ki inşallah bunu en üst sıralara gelerek taçlandırırlar diye düşünüyoruz. Sevgili başkan. Efendim. Şimdi biz Akgünlülüğü ticari iş adamının dışında bu kentte gönül vermiş spor adamı olması hasebiyle daha yakından tanıyoruz ve o açısından daha çok seviyoruz. Öncelikle onu size söyleyeyim. Allah razı olsun. Teşekkür ikinci, ederim. İkinci bir mevzu olarak geçtiğimiz sezonda bu takım, bu kent size minnettar. Ben yine çok uzaklara gitmeden bir arşiv yapmak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere takımımızın İçel İtmain Yurdu'nun bölgesel amatör oynadığı dönemde her iki takımın da aynı fikstürde, aynı grupta olduğunu biliyoruz. Siz burada birçok rakip takıma kök söktüren maçlar da bulundunuz. Özellikle teşekkürüm size şu, Ceyhan Spor karşısında vermiş olduğunuz galibiyeti son anda kaçırdınız, beraberlik oldu. Onun ve o gibi buna maçların sayesinde şu anda beğeniriz beğenmeyiz, iyi oynuyor kötü oynuyor, eleştiririz eleştirmeyiz, kentimizin 3. ligde profesyonel bir takımı var. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sayın Bektaş Bey, şimdi dediğiniz gibi şu anda Mersin Futbol Kulübü, yani eski adıyla Meski Spor, küme düşer, küme çıkar, şampiyon olur veya kümede kalır, o ayrı bir şey. Diğer takımlar da küme düşer. Bizim tek sevdamız aslında burada Mersin İdman Yurdu'dur. Biz Mersin İdman Yurdu için, Mersin Futbolu için elimizden gelen her şeyi yapıp taşın altına elini değil de gövdemizi koymak istiyoruz. Gövdemizle geliyoruz. Keşke tabiri caizse Mersin'deki bütün spor severler, belediye başkanlarımız, STK'lar hepsi bir arada olsa da bakın bugün gördünüz 10 kişi vardı sahada. 10 kişilik ama İçeri İdman Yurdu bir rakip takıma gittiği zaman ben anlam veremiyorum. 400-500 kişi bizi karşılıyor orada sahanın içinde. Bu tek yasak bize mi uygulanıyor? Bu tek pandemi Mersin'de mi var? Neden birbirimize sadık kalmıyoruz? Neden birbirimizi dışlamak istiyoruz? Neden birbirimizin altını yani kazıyoruz? Niye birbirimizi bu kadar sevmiyoruz? Herkes bir araya geldiğinde birbirini çok seviyor. Arkasını döndüğü takdirde Allah yardımcısı olsun. Neden ya? Mersin bu kadar güzel bir şehir. Hepimiz burada ekmek yiyoruz. Yani bunlara gerek yok aslında. Birbirimizi sevmek kadar güzel bir şey yok. Sevgili başkan. Yani benim tek temennim burada birlik olmak, birlik beraberlik olduktan sonra her şey olur. Şimdi hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimizin çoluğumuzun çocuğunun rızkı var. Siz orada sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz, biz burada uğraşıyoruz bir şeyler yapabilmek için. Bakın şu
anda şahsım ve bir iki yönetim arkadaşımdan aman Bandi'nde nasıl bir takımı Mersin'de tutarızın derdindeyim. Mersin bunu hak ediyor çünkü. Hani burada siyaseti karıştırmaya gerek yok. Spor camiasında zaten siyasetin girmesine gerek yok. Sadece spor camiasına birlik beraberliğe ihtiyaç var. Ama ben bunu göremiyorum. Uzun yıllardır da göreceğimi de sanmıyorum. İnşallah ben yanılıyorumdur. Bakalım size yakın zamanda başlayacak fikstürünüzde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sürprizlere bu kentin Akgünlülü ve yönetiminin olduğu, takımının olduğu bir kentte herkesin sürprizlere açık olmasını, sizden performansınızın çok üstünde maçlar çıkartacağınızı bekliyorum. Bu alanda başarılar diliyorum sevgili başkan, çok size ve yönetimimize. Mahmut hocama da saygılar diliyorum. Saygı bizden başkanım. İyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saygılar başkanım. Teşekkürler. Başkanlar. Evet. Şimdi hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu konuyla alakalı bir iki notum var. Geçen hafta da takımın teknik direktörü Koray Erçin Çelikaya'yla görüştüğümüzde evet. Bölgesel amatör ligde mücadele eden 4 teknik adamı da yayına bağladık. Yayına bağladık. Aynen. Harikasın Hasan'cığım. Almıştık. Herkese eşit herkesin bütün söyleyecekleri. Erdem'de sadece Kamil Bey'i bağlamıştık. Bağlamıştık. O da benim hatam olsun. İlerleyen haftalarda eğer Hakan ve Burhan Baygın kardeşler katılmak isterlerse programımız her zaman açık. Şimdi ben Akgünlülü'yü ve ailesini artı Mersin'le aidiyet duyan, Mersin'le özdeşleşmiş sporun mutfağından gelen. Evet, nurlu adam yine çıktı ekrana. Nurlu adam, Hakem Cam. Hem Kur'an okuyor herhalde, hem de bizim izliyor. Ne yapıyor? Onun parmağında o marifet hocam. Darısı yani bizim başımızda. Nurlu adam dedin şimdi, ya, Allah dost olmasın. Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bugün... Bu konuyla alakalı bir şey bitireyim, sana atacağım pas hocam. Sana bugün... atacağım. Bitiriyorum hocam. Şimdi... Allah dost ekranda hocam. Oo. Ellerinden öperiz Hakem Cam'ı. Saygılar, selamlar. Şimdi Allah dualarınızı böylesi sana dua ediyor hocam. Böylesi insanlara niye önemsiyorum biliyor musun? İdman yurdu hani içeri idman yurdundan bahsediyorum. Mersin'e ölçeğine inemiyor. Mersin ölçeğiyle alakalı yönetimsel anlamda takım, şirket takımı, aile takımı deniliyordu ya. Evet. Liste açıklandığında Lülü ve diğer arkadaşlarımızı Mersin'deki belli başlı kanat önderlerini görünce heyecanlanmıştık hatırlarsan hocam. Evet. Çünkü niye? Amacımız, ama o rüzgar dindi gibi hocam. İşte o rüzgar harekete geçirebilmemiz için bir kere İdman Yurdu'nun bu futbolcularının çıkıp herif gibi oynamaları lazım kardeşim. Bu ruhsuzlukla oynadığın zaman kimsenin maçına gelmez. Kalite bu kadarsa hocam. Yani kalite bu kadarsa futbolcuların maç sonu tabiriyle ben bir şey söyleyeyim önümüzdeki ama maçlara bakacağız abi. Önümüzdeki yıllara yap. Siz Mahmut Hoca'yla ısrarla bu konuya değinmiyorsunuz. Ben diyorum nedir hocam söyle. İçer yönetimi çok az para harcayıp harcadığının aksine hedefi yüksek koyarak çıtayı yükselterek sanki böyle harcamasıyla senin bugün Çatalca takımındaki futbolcular kaç oynuyor abi? Bilemem hocam bak. Yarın gideceğin araba Artvin'deki futbolcular kaç oynuyor abi? Bilemiyorum. Ben biliyorum. Ben genel eleştiri yapıyorum hocam. Gelen şimdi yani para bir burada bir ölçüt olarak değerlendirme. Şey diyelim. Fenerbahçe'de milyon dolar vererek futbolcu getirdiler. Nasıl futbol oynuyorlar abi? Akgünlülü oynadıkları futbol ortada. Akgünlülü bağlanmışken bugün görüşmemizde şunu söyledi. Bir sürpriz olabilir mi? Ben sürpriz olabileceği kanaatindeyim. Üçüncülük gibi. O kanaate vardın mı? Ben bu hiçbir zaman Akgünlülü'nün kurduğu o donanım var mı onda? Var tabi. Ben niye biliyor musun? Her hafta söylüyoruz. Artık bu hafta söyleyelim ve çok açmak istemiyorum, detaylandırmak istemiyorum. Peki ben şimdi dediğini teyitlemek için hocam özür. Estağfurullah. Çok ciddi paralar harcayabilirsin ama verim alamazsın. Çok az paralar, cüzi paralar harcarsın. Çok ciddi paralar vermiş takımlarla kıyasıya mücadele edersin. Hatta birçoğunu önüne geçersin. Ben bu takımın o çekirdek kadrosunun ilaveler yapılarak takviyeler yapılarak bu bölgesel amatördeki Mersin ölçeğindeki olan takımlarda kök söktüreceği kanaatindeyim. Ama bu futbol. Bilemiyoruz şimdi. Kadroları bilemiyoruz. Maçları bilemiyoruz. Sana... Bir izlememiz lazım hocam. Şöyle bir maç izlememiz programın... lazım. En az bir iki maç bak, izlememiz lazım. Programın sonuna doğru sevgili moderatör, sevgili Bektaş, şöyle bir konuyu değiştirelim.
kimse kimseyi kandırmasın. Futbol anlamında. Şimdi futbol, Hacı bir dinler misin? Sendeyim hocam. Futbol bir sirk oyunu mudur? Değildir hocam. Değildir hocam. Değildir. Futbol sirk oyunu olur mu ya? Ha, sirke gidersin, paranı verirsin, bir oyun izlersin. Değil mi? Şimdi sahaya çık. Tiyatroya da para verip izliyorsun ama hocam. Bir dakika bak. Orada bir eğlenceye gidiyorsun. Sinema da aynı. Futbola eğlenceye gitmiyorsun. Belki sen eğlence anlamında gidiyorsun ama. Niye futbola niye için gidiyoruz hocam? Bak bir dakika. Sen eğlence anlamında gidiyorsun ama. Seyir zevki için gitmiyor musun? Tamam. Bak. Ama birbirimizi kandırıyoruz. Niye? Kandırıyoruz. Anlatacağım. Futbol bir sanayi olmuş. Futbol bir sanayi. Endüstri diyelim hocam ona. Endüstri, sanayi. Herkes maçın sonunda hiç duydun mu sen? Ya biz mağlup olduk ama harika top oynadık. Duydun mu böyle bir şey? Duymadım. Herkes sonuca odaklı. Sonuca odaklı. Buradan ne kazanıyor? Futbolcu para kazanıyor. Antrenör para kazanıyor. Kulüp yöneticisi para kazanıyor. Kulüp başkanı para kazanıyor. Kulüp yöneticisi nasıl para kazanıyor? Kazanıyor. Hakem nasıl para kazanıyor? İçeriğine gir hocam. Tamam mı? Herkes para kazanıyor. Kulüp yöneticisi nasıl kazanıyor hocam? Onu şimdi galip olan takımın hiç sesi çıkmıyor. Hep mağlup olan takımın sesi çıkıyor. Anlatabildim mi? Yönetici nasıl para kazanıyor hocam? Ya oraya takılma. Sen niye oraya takılıyorsun? Niye söyledin ama hocam o zaman? Sen niye oraya takılıyorsun? Sen de yöneticilik ya? Yaptın. Ben yöneticilik yapmadım. Bir yeteneği var mı hocam? Ben oraya yöneticilik yapmadım. Ya? Ben şimdi ne anlatıyorum? Sen nereye takıldın şimdi? Oradan onu buldun cımbızlayarak. Niye cımbızlayayım hocam? Sen demedin mi yöneticiler para kazanıyor diye? Ya kazanmıyor mu abi? Nasıl kazanıyor abi? Yani kazanmak, para kazanmak budur. Para kazanıyor dedin ama. Ya şöyle ben tam bir örnek vereyim dur. Onun anlam almak istediği cevabı sen veremezsin yayında. Ben onun yani da... Yani bir futbolcu alıyor oradan komisyon mu alıyor demek ki? Şöyle diyelim. Olabilir de canım. Tam dur cevap vereyim hocam. Tam sen cevap vermek istemedin. Yöneticiler komisyon mu alıyor hocam? Ola alamaz mı? Ben bilmiyorum. Yok mu yani? Sen yani bu prosedür olarak legal olmayan bir hadise. Yani. Ama yapan var mıdır? Legal hocam. Ben niye gireyim canım Allah? Hangi futbolcudan ne kadar komisyon aldın hocam? Ben transfer işine girmedim ki hocam. Ya. Ben niye girdim transfer? Ben nerede yöneticilik yaptım ben? Altyapıya mı oyuncu kaldı? Sen yöneticilik yapmadın değil mi hocam? Altyapı koordinatörü ayrı. Sen bak. Şimdi sistemi birbirinden ayır. Ama sen gelen topçulara diyormuşsun. Önce babam beni bir görsün diyormuşsun. Doğru mu? Babam beni görsün mü? Evet. Bu ne demektir ya şimdi? Hani altyapıyı almam için. Niye ben altyapıyı almam? Hacı Bektaş diyor ya şıngır şıngır. Ya ben altyapıya oyuncuyu ben almam ki hoca alır. Ben ne alacağım şimdi? Sen niye o zaman orada duruyorsun hocam? Ben ya şimdi ben bir şey anlattım. Sen ne anlattın ortada karşısın Hasan, ya. Hasan şu adamla niye uğraşıyorsun? Ayarlarımız ya. Ya adam ayarlı adamın ayarlarıyla öğrendi. Nemoroloji oldu adam ya. Ne diyeceğini unuttu ya. Hayır, hocam ne diyordun sen? Diyor futbol bir sirk oyunu mu dedin? Değil dedik. Nereye bağlayacaksın hocam? Yani şimdi hani diyorlar ya ben para verdim. Gidip maç izleyeceğim. Güzel futbol izleyeceğim. Abi sana izletmezler ki onu. Çünkü sahada kazanma odaklı bir takım var. Niye Alanya Spor maçlarında keyif almıyor musunuz? Nasıl? Kaç çok maçta keyif alıyorsun? Çok güzel seyir zevkleri var. Kaç maçta keyif aldın sen şimdi? Her bana? Maçlarından ben keyif alıyorum. Keyif aldın mı? Evet. İyi keyif alıyorsan tamam o zaman. Çok da güzel. Mesele yok o zaman. Sen keyif alıyorsan. Sevgili Ezelim az önce yayınımıza bağlanan Akgünlülü Başkan'ın Mersin takımına ve evet hocam. Allah'ım esirgesin. Allah kazasız belasız deplasmanlara gitmeyi nasip etsin. Muavinler var mıymış hocam? Vardır şüphesiz. Mahmut Otobüs. Hoca şimdi giydiriliyor hocam. Hocam giydiriliyor. Bir şey söyler misin? Mahmut Hoca'nın kırmızı şimdi, gömleğiyle birlikte. Ezel'cim al teşekkür ederiz. Şimdi niye bunu söylüyorum? Niye böyle mutlu oluyorum biliyor musun? Bak kardeşim. Az önce adamcağız ne dedi biliyor musun yayındayken? Dinliyorum hocam seni. Bizim dışımızda gerçekten kent futbolu için kullanılacaksa otobüs emirlerinde dedi. Tabii. Bak otobüs emirlerinde verir ha. Şimdi az önceki söylem havada kaldı. İşte biz bu kentte yaşayan, bu kente aidiyet duyan, bu kentte ticaret yapan, yazan, çizen, konuşanlar olarak herkes birbirinin ayağını çekmeye çalışıyor. İlerleyemezsin hocam. Başarı gelmez. Kenetlenmediğin sürece bugün, başarı gelmez. Bugün ticaretinden siyasetine her konuda yayına, birleşmemiz yayına lazım. Yayına girmeden önce balkonda otururken 6-15 6-10 gibi burada program yapan değerli hanımefendi de geldi. Sabahki havayı gördük. Öğlenki havayı gördük. Akşamki havayı gördük. Değil mi? Aynen. Hani enteresan bir şehir. Çok güzel bir şehir. Çok aşığız hocam biz bu kente. Ama, aynen. Ama yani şey böyle yani biraz alışamamışız sanki bu. Ben bu sanki bu aslında çok güzel bir il burası. Aslında bugün işte az önce havada kaldı. Harika bir il değil mi? 4 mevsimi yaşadı bugün.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mersin'e geldiğinde demiş ya, Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız. Evet. Sahip çıkamıyoruz ama değil mi? Bu sahip çıkılmış olsaydı bu takımın sadece sportif faaliyetler ben anlamında onu değil. Anlattım sen. Ben anladım dedim. Ne kadar güzel gittim. Sportif faaliyetler anlamında değil. Mesela bu yayının dışında radyo programları ve köşe yazılarım var. Orada burada dile getirmiyoruz ama orada sosyal projelerle ve kentle alakalı, aidiyetle alakalı yazılarımız çıkıyor. Söylüyoruz, dile getiriyoruz. Şimdi formatımız dışında olduğu için söylemiyoruz. Bu kelime boşuna edilmiş olabilir mi? Mümkün değil. Detaya girmiyoruz. Demek ki bir şeyleri gördü. Gördü. O yıl gördü. O yıl gördü. 98 yıl mı dedin kardeşim? 98 yıl önce Mersin'e ayak bastığı gün Atam burada bir şeyleri gördü ki bunu dedi. Yani Atam Kahramanmaraş'a da gitti. Kahraman dedi. Şanlıurfa'ya gitti. Bir dakika. Ama hocam. Niğde'ye de gitti. Sevgili Atam. Nevşehir'e de gitti. Evet. Nevşehirliler Nevşehir'e sahip çıkın demedi. Demedi. Ama özellikle Mersin'de dedi. Niye demek, dedi? He. Niye dedi? Bir boşluk görmüş. He. Dur. Bu programın konusu değil. Değil. Onu farklı platformlarda konuşuruz. Şimdi, çünkü programda öyle şeyler konuşuruz ki kelimelerimizden şimdi, böyle cımbızla şeyler alırlar bir hocam. Bir de mesela şimdi şöyle bir şey var mesela. Son dakikada biraz hakemlere ayıralım istersen. Evet. Bu arada Mersin Hakemler Derneği'nin seçimi oldu. Tabii önemli Hasan'cığım. Onu da sen değin istersen. Şimdi malumun biliyorsun pandemi süreciyle alakalı kentimizde il hıfzı sıha kurullarının ve İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu belli bir talimatlar var. Öyle kafana göre ben toplantı yaptım hadi selamünaleyküm. Yok, yok öyle bir dünya yok. Şimdi malum biliyorsun. Biz de amatör spor kulüpleri konfederasyonla alakalı Mersin'deki bir seçim startı içerisinde iki adaylı olan bir Adana seçim startını vermiş. Vermiş. Önemsiyorum bunu. Bu şu anlama geliyor. Mersin'de de olabilir. Eğer altyapılara düzgün bir o fizibilitesi yapılırsa olabilir. Hemen hocam hakemlik meselesine getireceğim. Şimdi ama 300 gibi bir sayıyla sınırlandırıyor. Evet, genel kurulların yapılmasıyla alakalı. Hakemler Derneği'nin zaten o kadar 250. Sayısı şey. Malum uyuyor. ATPK'nin kaç hocam? 500 küsur at Hasan'cığım. Yani şu anlama geliyor. Yani alternatifler türetiyoruz. 250'yi bir alırsın, bir oy kullandırırsın, seremoniyi yaparsın, işte tanıtımını yaparsın, yeni bir 250 Mahmut alırsın. Mahmut Hoca'yı almayın hocam. O karıştırır ortalığı. Karıştıramaz çünkü onun da bir üyelik ve delegasyonu var. O yani almamak gibi bir lüksümüz yok. Onun da bir delegasyon üyeliği olduğu için. O söylenmez bunlar. Nerede? Adam üyeliği var hocam. Söylenmez. Dikkat edin hocam. Ne anlamda? Evet hayırlı olsun diyeceğiz mi? Şimdi o konuyu konuşalım programdan sonra arabalarımıza giderken. Ben zaten kendi aracımla gelmedim. Onun arabasına geldim. Beyefendi. Hocam bana dayatma yapma. Yok oraya girme Hasan. Ben Mithat Başkan'ı da uyaracağım. Serhat Başkan'ı da uyaracağım. Dikkat etsinler hocam. Hür irademizle gider oyumuzu kullanırız. Tamam. Demiş. Şimdi. Hani Şener Şen'in bir filmi var ya. Bak. ya Ezel seni harbiden çok seviyorum ben Ezel. Hocam bu gömleğin. Hocam gelecek hafta bu gömleğinle gelsene ya. Evde. Güzel değil mi? Yengem yırtmadıysa bu gömleği. Yırtmaz. Kırmızı güzeldir ya. Kırmızı. Hocam bu gömleğin duruyor mu? Duruyor abi. Haftaya Allah izin verirse ölmezsek bu yayına bu gömleğine gelmeni istiyorum geleceğim, hocam. Geleceğim tamam. Ama Akgün'ün de arabası girmiş ki ona çekineyim geleyim. Fark etmez hocam. İdman yurdu bu daha iyi ya. Fark etmez. Hocam o şeyi niye tutuyorsun? Demiri. Düşmeyeyim ya, diye değil mi? Derken destek alıyorsun hocam, ya. Hocam kim çekti bu fotoyu? Vallahi. Hatırlamıyorum. Kim çekti? Nereden bileyim? Çekmiştir. He? Birisi çekmiştir. Hocam çok tatlı olmuşsun bize ya burada. Bize çekmiş değil mi? Yemin ederim hani Yeşilçam filmlerinde olan tipler var ya. Şimdi işte yani bu bir anı, bir hatıra işte. Gerçekten. Ama bak ne kadar yaşlandım. Ben ne kadar üzgünüm biliyor musun? Hasan ben ne kadar üzgünüm biliyor musun? Bunca yıl Mersin İdman Yurdu maçlarını izledim. Sen, böyle bir fotoğrafım yok hocam benim ya. Sen olur inşallah canım. Hocanın bıyıklarını görüyor musun? Simsiyah. Şimdi bu arada İbrahim abi ne demiş biliyor musun? İbrahim abi derken? Bir abimiz İbrahim bizi takip eden bir her hafta. Soy ismi? Dut. Evet. Ne demiş? Mahmut hocam aynen Hıncal Uluç'a benziyor demiş. Bu şeyle değil mi yapıyla? Az önce reklam ben arasında. Cemil İpekçi'ye benzettim hocam. Ya sen var ya nasıl bir insansın ya. O da giyiniyor ya hocam o açıdan. Ya benzettiğin hocam harbiden var. Cemil İpekçi'ye benziyor ama. Benziyor ama. Yani tarz olarak benziyor. Yok, ha. Abi, ben tarzın hocam ya. Bıyıklarını hocam böyle biraz kıvırsam böyle tam Cemil abiye benziyor. Seninki kıvıracak gibi böyle. Sen kıvır böyle. Bizim bıyıklarımız öyle olmaz. Bizimki de olmaz bak. Bizim bıyıklarımız olmaz. Hocam bıyıklarını da beyazlamış ama.
Şimdi ben sen girmedin ben söyleyeyim hayırlı olsun diyeyim. Söyle hocam fark etmez. Mersin Hakemler Derneği'nin genel kurulu vardı. Genel kurulda seçim tek adaylı. Tek adaylı seçim. Yani başka yapıldı. Bir aday yoktu. Tekrar dernek başkanı Altan Alkan seçim de dernek başkanı oldu. Buradan Mersin Hakemler Derneği'ne hayırlı olsun diyelim. Şurada da şunu söyleyeceğim. Sen de görüşlerini şey yapabilirsin burada aktarabilirsin. Süremiz bitti ama hocam. 4 dakikada açtık. Tamam. 2-3 dakikada, ilave ederiz. Seninle şimdi, program çok tatlı geçiyor aslında. Ama benzemiyor mu Cemil Pekçi'ye? Şunu diyeceğim Hasan'ım. Hocam Cemil Pekçi'yle hiç tanıştın mı? Allah tanıştırmasın. Ne işim ben var tanıştım. Ya. Öyle değil mi hocam? Ben tanıştım. Hocam, abi senin hanımı da anlattım ben. Senin, ona benziyor. Senin gazozcu arkadaşların var bilmem ne var. Abi, var ben senin. Tanıştım ben. Yani ben senin gazozcu arkadaşın da peruk takmış biliyor musun hocam? Yapışkanlı. Darısı benim. Yani abi köylüle yatan şaşı kalkar. Yarısı sıra bana geliyor. Yavaş yavaş. Şimdi ne tatlı şeysin hocam. Futbol programlarında izliyorsun. Bazen benim enteresan böyle bazen televizyonu kapattığım günler oluyor biliyor musun? Mahmut Yeşil Yaprak iyi yayınlar kırmızı yakışıyor hocama demiş. Teşekkür ederim Mahmut kardeşim. O da Ramadan yok bu hafta hocam. Sever, Ekrem o, hoca. Belki de uyuyordur o. Belki de mesai. Almanya ile saat farkımız ne? Benim cahilliğime verme. 3 olması lazım hocam. 3 saat. Belki çalışıyordur. 3 saat. 3 saat şu anda onlar gerideler. Geride ha. Çalışıyordur abi. Evet hocam. Şimdi böyle televizyonu kapatıyordun hocam. Bir pozisyon oluyor. Bir pozisyonu hakem 2-3 saniyede verebiliyor. 2-3 saniyede çat diye çalıyor veriyor. Aynı pozisyonu yorumcular ezel düzeltti 2 saat fark varmış özür diliyorum. Özür 2 saat. Yorumcular aynı pozisyonu 10 kere izliyorlar bir kanaate varamıyorlar. Yok kol böyle miydi? Kolun burasına mı değdi? Yok kolun şurasına mı değdi? Yok budu. Hakem yok. Sahada anlık karar verirken yani yorumcular futbolcunun şu eli şu eli şöyle gidiyor bak şöyle. Bak şöyle gidiyor. Bunda ne var? Bir şey yok. Şu şu gelir bum diye vurursa tamam ama sen elimi böyle tutmuşum. Sen gelmeyi hiç çarpmışsın. Kasıt vardı değil mi? Yani bunu alıyorlar, çekiyorlar, ileri alıyorlar, geri alıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Demin ne dedik? Nereye bağlayacağım? Hakemin bu kararından futbol yorumcuları bak bakıyorsun böyle ulusal kanallara. Abi sabah saat 7'de başlıyor. Biz de ulusalız hocam. Tamam yok. Tamam bir şey. Biz de ulusalız. Sabah 7'de başlıyorlar, akşam gece saat 3'e kadar, 4'e kadar. Abi kes hakemi, biç hakemi. Kes hakemi, biç hakemi. Yatır hakemi, kes hakemi. Ya ne bunlar? Objektif değiller değil mi hocam? Yani şimdi bunlar şimdi, da bir sevgili Hasan'ım bununla alakalı bir final yapayım. Bunlar da bir insan ya. Söz hakkım varsa bir... Ha eleştirin de böyle değil ama. Buyurun Sayın Hasan. Şimdi geçen değil. Hafta... Şunu tamamlayayım mı? Buyur hocam özür. Dün Beşiktaş, İstanbul, Başakşehir maçında... Fırat Aydınus gerçekten süper maç oynadı. Bu sezon jübile yapacak değil mi hocam Fırat Aydınus? Bu sene evet. Ya biliyorsun Kokart o ama standart, koşamadığı için standartların altında yok, kaldığı için. Koşuyor canım sıkıntı yok. Bir dakika bir dakika. Yok yok. Hocam FIFA Kokart aldı. Yok o şey koşamadı hocam. O standartların koşamadığı altında kaldı. Hocam. Değil. Hocam bırak hocam. Hocam bilmiyorsun. Hocam yok. Bilmiyorsun hocam. Ben yerinde olsam. Ondan dolayı değil. Hocam neyden dolayı? Ondan da genç hakemlerin biri geldiği için. Genç hakemin birine verdiler. Peki hocam dediği gibi olsun. 47'de bitiyor. Hocamın dediği olsun. 47'de bitiyor. Abi ben içindeyim bunun. Tamam hocam biz neresindeyiz hocam biz de takip ediyoruz. Ben içindeyim seni takip ediyorsun. Hocam ben sen içindeysin. Tamam, yarın izleyelim onu. Hocam izleyelim. Takip ederim yarın. Benim aldığım istihbarata göre koşamadım. O standartların altında kaldığı için ya şey demiş Fırat ya. Aydınız. Şimdi cikle yapmaya başladı. Ya koşmak istemedi oyuncu koşmamıştı. Bak ben bugün aslında programda böyle gerilmeden Mahmut Hoca ile tartışmadan volümümüzü yükseltmeden, yayıncı kuruluşa zarar vermeden stabil program çıkarmak istiyorum. Bak son 2 dakikamız kalmış. Beni sinirlendiriyor. 2 dakika değil hocam. 7 dakika geçti. Şimdi ya yedi, beni sinirlendirme hocam ya. Futbolun koşamamış bağlı. İşte adam hocam. Tamam, koşamamış adam. Tamam. He. Rahatladın mı? Rahatladım hocam. Tamam. Koşamamış. Tamam bravo. Sen rahatladın mı? Ben standartların altında kalmış. 47'de bırakıyor. 49'da var hakemi bırak. 2 yıl daha devam ediyor. Mahmut Yeşil Yaprak deyince Mahmut Yeşil Yaprak'la ilgili sevgili Mahmut Yeşil'e bak izliyorsa burada bir UEFA Kupası maçı vardı biliyorsun. Biz o zaman ilk 3'e girmiştik. Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Tamam. Statta Bulgaristan takımıyla maç yaptık. Varna. Varna bravo. Harikasın. Bravo, harikasın. Burada bir şut attı. Abi direkte bir patladı top böyle. Kim attı abi şutu? Mahmut Yeşil Yaprak.
Yok abi hangi maçı diyoruz ya? Varna. İdman Yurdu takımına gitti. İdman Yurdu takımında Varna ile maç. Türkiye Kupası'nı kazandığı sezon Lefter Küçük Kanyon dönüştü değil mi evet. hocam? Evet. Yok abi benim hatlar ben karıştı. Özür. Okuduğum için. Evet. Özür. Ondan sonra burada 0-0 kaldık. Eskilerden olduğu için bilir. Burada 0-0 kaldık. Orada 1-0 yenildik. Elendik. Onu evet. kimden dinlemiştim ben? Nereden aklıma kaldı? Benden. Senden? Benden dinledim. Hocam. Bulgaristan'a gittiniz mi hocam deplasmana? Nasıl gidiyor? Hocadan dinledim. Pasaportum hocam, yok ya abi gideyim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 8 dakika geciktik hocam. 1 dakika daha geciksen ne tamam, olur? Tamam hadi senin için 1 dakika daha ekliyorum. Şimdi biz geçen hafta sana bir... Maçlar 11 dakika uzuyor ha. Evet. Hocam geçen hafta sana bir teşekkür vardı. Daha doğrusu televizyonumuza, sizlere... Ekibe mi? Ekibe bir teşekkür vardı. Merkez Hakem Kurulu bizim geçen haftaki yapmış olduğumuz programı izlemiş kardeşim. Laf değil. Hikaye değil. Evet. Merkez Hakem Kurulu bizim geçtiğimiz hafta ön libero programımızı izlemiş. Bir şekilde buradan Mersin'den Merkez Hakem Kurulu'na yapılan programın içeriğinin görüntüleri, içeriği gönderilmiş. Teşekkür ediyoruz. Bize bu bağlamda Mersin ve birçok bölgeden sorumlu hocamız, Mersin'imizin medarı iftarı Kadir Tozlu hocamız ulaştı. O da teşekkür etti. Benden yana benim üzerimde hocam sizlere de hepinize teşekkür etti. Teşekkür ederim. Biz ne demiştik? Bir cümleyle bitiriyorum. Biz ne demiştik? Hasancığım, annenin karnında okuma yazmayı öğrenmedin değil mi? Yok hocam. Belli bir at yapıdan geçtikten sonra temel eğitimini aldın. Akabinde üniversiteni bitirdin mi az kaldı mı? Bir senem kaldı. Bir sene sonra da emeklerinin hakkıyla tarihçi mi oluyorsun? Edebiyatçı Türk mı? Edebiyat. Edebiyatçı olacaksın Allah'ın izniyle. Estağfurullah öyle bir iddiam olacak. Yok bir iddiam olacak kardeşim. Diplomayı aldın mı iddiam oluyor zaten. Alıp bastırmayacağız hocam. Olsun. Edebiyatçı Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olacaksın. Demek ki hak etmişsin, almışsın. Mersin'de de ve Türkiye'nin birçok noktasında da biz geçtiğimiz hafta bu programda, bu stüdyoda ne demiştik? Onu söyleyelim, bitireyim. Ben söz hakkımı teşekkür ediyorum. Genç hakem yetiştirin kardeşim. Evet. İşte böyle, hocamın neyi savunduğunu bilmiyorum. Vardır orada bir ciklesi. İşte böyle yaşı kemale erer, FIFA kokartını koşamadığı için elinden alırlar elin adamı. Ne olur? Genç hakem yetiştireceksin. Donanımlı hakem yetiştireceksin ve Türk futboluna, Türk hakemliğine kazandıracaksın. Gittiğin zaman da hakemler, Allah onlardan razı olsun, elimizden tuttular, bizi illerimizden aldılar, PTT'lere, bir üst lige, süper liglere getirdiler diyecekler. Bizler de burada yiğidi öldürüp hakkını ver şiarıyla onları alkışlayacağız. Mersin'de umut vaat eden birçok genç kardeşimiz, hakemimiz var. Oğuzhan Hoca, Ali Rıza Altınbakır hocamız ve Sayın Filik, neydi adı? Burak mıydı? Burak Filik ve diğer kardeşlerimiz bu ve bundan sonraki haftalarda çok güzel yerlere gidiyorlar. Bu hafta da bu hakemlerimiz ismi hatırlamıyorum. Oğuzhan 4'e gidiyor. Ali Mardin Fosfat maçına orta hakem olarak gidiyor. Burak geçen hafta gitti. Bu hafta da gidiyor mu hocam? Yok. Gidiyor. Bunlar niye? Bunlar bizim için sevindirici. Mersin çocukları hocam. Yarın bunlar bir üst ligde izlediğimiz zaman burada kendi takip ettiğimiz zaman gururla açıklayacağımız isimler olacak. O yüzden geçen hafta size selam gönderdiler. Üzerimde kalmasın. Teşekkür ediyorum. Aleykümselam diyoruz. Peki, teşekkür son cümle. Arhavi İçespor maçı. Arhavi'yi yeneriz hocam. Yener miyiz? Ben yani yeni hocam. Ne abi? Artık yeni yani. Zor maç. Arhavi düşme hattında. Arhavi kazanır bence. Sonuç söyleyin Bektaş Bey. İdman Yurdu Arhavi'yi yener gelir. Yener mi? Siz öyle diyorum. Arhavi alır hocam. Allah'ın evet. izniyle yenip geleceğiz. Ben de yani gönlüm öyle istemiyor ama yine realite yine aynı şeyi ben gönlüm öyle istemiyor ben doğru ama bu şeyi, sefer ben de yine aynı şeyi konuşuyorum 0-2 olur. Şimdi Arhavi'deki Covid olur. Durumu ne arkadaşlar Arhavi Karadeniz 0-1. Karadeniz'de hocam düşmeme hattında 17. sıra özür diliyorum düzeltiyorum 15. sırada Yalova 17. sırada Yalova'nın 17 puanı var. Cizrespor 20 puanla 16. sırada. Hocam Cizre Arhavi Yalova, Arhavi, selamünaleyküm dediler. Arhavi kaç puan? Gölcük 22 puanla. Arhavi kaç puan? 21. Bak 21 puan var abi. Hayati niye hocam? Bak. Gölcük 22 puanda. Hocam olsun önemli değil. Bugün Gölcük ne yaptı? Yalova'ya beraberlik. Erbaa'ya kaybetti hocam. Kime? Erbaa'ya. Yalova beraberlik diye bir hatırlıyorum. Yalova
Hemen bakıyorum hocam. Berabere altında. Berabere. Cizre'de yanıyor beraber. Hocam altta. Yanıyor. He. Bu yangını deplasmana gitmemiz hasebiyle biraz işimiz zor. Kabul ediyorum. Ama iyi diyelim. Ağzımız iyi birimizden bir olumlu bir şey çıksın temelimiz, hocam. Temelimiz ama ya biz burada skor olarak, oyun olarak onu görüyoruz, yani, onu söylüyoruz. He, bir de Karadeniz'de Covid durumu had safhada. Şimdi Arhavi takımında ne var, bizde ne var bilemiyoruz. Bilemezsin tabii. Yani şimdi böyle konuşuyoruz da. Tabii o ekstralar mesela, ayrı. Tabii ekstralar var. Sakatlık durumu ne? Yönetimsel durumu ne? Takviyelerle yani ne olmuş? Puan durumuna göre, bir de oyuna göre konuşuyoruz. Tabii oyuna göre. Evet. O yüzden ben Arhavi'yi yenip geleceğimizi düşünüyorum. İçeride başarılar diliyoruz. Tabii ki başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Aynen sayın öyle. Sayın teşekkür ediyoruz. Sayın Altunbakır teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yüreğine sağlık Hasan'cığım. Yöneticilerin para kazanma hususunu araştıracağım, bilginiz olsun. Onu not aldım. Unuttum sanmayın. Kamera arkasındaki tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarını okuyamadığım izleyicilerden de af diliyorum. Şunu da söyleyeyim. Dinleyicilerimizden bazıları... şey göndermiş, özür diliyorum, gelecek hafta inşallah ben paylaşacağım. Ben birkaç kez uyardım ama herhalde es geçtiniz. Haftaya telafi ederim. Göndermiş mi? He, göndermiş arkadaşlar. Not alalım, haftaya telafi ederim. Peki. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.